Bu nimet şu müzakere, hani dersin konusu değil de müzakere arkadaşı olması, bulunması apayrı bir nimet. Yani müzakere arkadaşı olması, o arkadaşlığın olması, ya müzakere konusu ne diyeyim ama yani o tür insanların böyle bir meyletmesi yani. Bunlar böyle arzu keş olmasıları Allah'ın bir nimeti her zaman olmuyor. Böyle efkar, müzakere, fikir istiyor ve insanı o açıyor, karşıdaki arkadaşı açıyor. Samimi bir ortam yani. Peki buyur abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmai. Mustafa abiyle konuştuk, 15. mektubun 1. makamını okuyalım birlikte. İnşallah ilk gelmeden bir göz gezdirdik. 15. mektup, Bismihi Subhanehu ve İlmişin İlla Yüsebbihu Bihamdihi. Aziz kardeşim, nasıl yapacağız abi, önce tamamını bir okuyayım ondan sonra. Tamam. Mutala ve muzakere edeceğin diğerleri yeri oku. Tamam, ondan sonra. Aziz kardeşim, birinci sualin ki sahabeler nazar velayetle müfsitleri neden keşfedemediler? Ta Hulefai Raşidi'nin üçünün şehadetini netice verdi. Halbuki küçük sahabelere büyük velilerden daha büyük deniliyor. El cevap, bunda iki makam var. Birinci makam, dakik bir sırr-ı velayetin beyanıyla sual halledilir şöyle ki, sahabelerin velayeti, velayeti kübra denilen, veraset-i nübüvvetten gelen berzah tarikine uğramayarak, doğrudan doğruya, zahirden hakikate geçip, akrebiyet ilahinin inkişafına bakan bir velayettir ki, o velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Harikaları az fakat meziyatı çoktur. Keşif ve keramet onda az görünür. Hem evliyanın kerametleri ise ekserisi ihtiyarı değil, ummadığı yerden ikram-ı ilahi olarak bir harika ondan zuhur eder. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de seyri sülük zamanında tarikat berzahından geçtikleri vakit adi beşeriyetten tecerrüt ettiklerinde hilaf-ı adet halata mazhar olurlar. Sahabeler ise sohbet-i nübüvvetin inikasıyla ve incizabiyle ve iksiriyle tarikattaki seyri suluk daire-i aziminin tayyine mecbur değildirler. Bir kademde ve bir sohbette zahirden hakikata geçebilirler. Mesela nasıl ki dün geceki Leyla-i Kadir'e ulaşmak için iki yol var. Biri bir sene gezip dolaşıp ta o geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için bir sene mesafeyi tay etmek lazım gelir. Şu ise ehli sülükün mesleğidir ki ehli tarikatın çoğu bununla gider. İkincisi, zamanla mukayyet olan cism maddi gılafından sıyrılıp tecerrütle ruhen yükselip dün geceki Leyla-i Kadir'i öbür gün Leyla-i İd ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve mustakbel olan vakitler ona nispeten hazır hükmündedir. İşte bu temsile göre dün geceki Leyla-i Kadir'e geçmek için mertebe-i ruha çıkıp mazi hazır derecesinde görmektir. Şu sırrı dağımızın esası akrebiyet ilahiyenin inkişafıdır. Mesela güneş bize yakındır. Çünkü ziyası, harareti ve misali aynemizde ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzağız. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek, aynemizdeki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak, o vasıtayla onu tanısak, ziyası, harareti, heyeti ne olduğunu bilsek, onun
akrebiyeti bize inkişaf eder ve yakınımızda onu tanıyıp münasebetler oluruz. Eğer biz budiyemiz budiyetinden ona yakınlaşmak ve tanımak istesek pek çok seyir fikriye ve suluk akliye mecbur oluruz ki kavani fenniye ile fikren semavata çıkıp semadaki güneşi tasavvur ederek sonra mahiyetindeki ziya ve harareti ve ziyasındaki elvar-ı sebayı uzun uzadıya tetkikatıyla tetkikat-ı fenni ile anladıktan sonra birinci adamın kendi aynasında az bir tefekkür ile elde ettiği kurbiyeti maneviyi ancak elde edebilir. İşte şu temsil gibi nübüvvet ve veraset-i nübüvvetlik velayet sırr-ı akrabiyetin inkişafına bakar. Velayet-i sahile ise ekseri kurbiyeti esası üzerine gider. Birçok meratipte seyr-i suluka mecbur olur. Evet. Evet. Şimdi başa geçeceğiz. Gireceğim. Bakalım Hatim'e bakalım. Bu Risale'ye şey diyoruz Üstad Firiste'den. Bu Risale bir iksir-i azamdır diyor. Buna mı diyor? Ha. Firiste'sinde. 15. mektubun Firiste'sinde iksir-i azamdır. Hmm. 15. mektubu. İksir nedir peki? Yani yoksa biliyoruz, zannediyoruz ama ben öyle biliyorum. İksir nedir? Bir anda tesir gösteren mi? İksir-i nurani. Bakın. Evet. Hani burada diyor ya, sohbet-i nübüvvetin inikasıyla, incizavıyla, iksiriyle. Sohbet-i nübüvvette iksir var. Yani iksir bir anda, hani sahabeler sohbet-i nübüvvete muhatap olunca bir anda zahiden hakikate geçme. Lugatı ne demek? Lugatı? Bak bakalım. İkisi de bir değişim söz konusu abi. Yani olan bir şeyden başka bir şeye dönüşüyor. Toprağı altına çeviriyor diyor. Şimdi iki tane misal veriyor sahabe bazında iksiri. Sohbet-i nübüvvette diyor. Nasıl bir iksir olduğunu şunu anlaşılır ki diyor. Bir cahil bir bedevenin bir sohbette muallim olması var. Çok kalbi sert birisinin bir anda o sohbetten sonra yumuşaması var. Tesirli etkili ilaç diyor. Peki 8'in sözde de geçiyor değil mi? Evet geçiyor. İksir. Ne var elinde diyor? İksir. İksir içirir. Ne yapıyor o? Değiştirerek dönüştürüyor mu yoksa değiştirmeden mi dönüştürüyor? Değiştiriyor abi. Gelen adam yani bambaşka birisi oluyor. O kişi o sanki o kişi değil gibi yani. Bunu ne iksir? Peki iksir, bu Risale iksir diyor. Bunu bilmezsek beraber gidin. O zaman bu Risale iksirse ne yapar bu? Neyimizi değiştirecek? Mahiyetini değiştiriyor abi. Anlayışımızı değiştirecek. Şahsiyetini. Standartlık var ya. Yani böyle klasik anlayışlar var ya. Yani böyle gündelik hayatta olsun, manevi anlayış olsun. Allah'ın hikmeti. Biraz önce şey düşünüyordum hafızı. Sen okurken. Mesela burada olsa ilgisini çekmez bu. Kalkar gider. Ama reisi kura. Ve hükmü sünnet. Değil mi Kur'an okumaya? Niçin hatırıma geldi bilmiyorum. Bak bunu sonra şey yapacağım. Peki, niye acayip bir nimet? Düşünüyordum, sıfırla meşgul olsam, ya işte sebap denizinde yüzüyorsun. Sebap artıyor, terakki etmiyorsun. İksir böyle bir şey. Bu Risale iksir diyor. İksir-i azam. Yani bir, standart, klasik anlayışımızı dönüştürerek değiştiriyor. Bizi mayalıyor. Bu Risale koridor oluyor. Kâhbizi oraya, kâhunları buraya taşımasına vesile oluyor. Yani bu Risale acayip bir şeylerin dertlerin dermanı. Yani hakikaten iksir, iksir-i nurani.
Evet, tamam. Ne, buna Firdevs'in öyle diyor. İksir-i Nurani. İksir-i Azam. Azam. Ben okuyayım. Ya, devam et abi. Tekrar baştan alıyorum. 15. mektup. Bismihi Subhanahu ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdihi. Aziz kardeşim, senin birinci sualin ki, sahabeler nazar-ı velayetle müfsitleri neden keşfedemediler? Ta Hulefai Raşidi'nin üçünün şehadetini netice verdi. Halbuki küçük sahabelere büyük velilerden daha büyük deniliyor. El cevap, bunda iki makam var. Devam ediyorum abi. Hı hı. Birinci makam, dakik bir sırr-ı velayetin beyanıyla sual halledilir. Şöyle ki, sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen veraset-i nübüvvetten gelen berzah tarıkına uğramayarak doğrudan doğruya zahirden hakikate geçip akrebiyet-i ilahin inkişafına bakan bir velayettir ki o velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Devam ediyorum. Harikalar az fakat meziyatı çoktur. Keşif ve keramet orada az görünür. Hem evliyanın kerametleri ise ekseris ihtiyarı değil. Ummadığı yerde ikram-ı ilahi olarak bir harika ondan zuhur eder. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de seyr-i sülük zamanında tarikat berzahından geçtikleri vakit adi başeriyetten bir derece tecerrüt ettiklerinden hilaf-ı adet halata mazhar olurlar. Sahabeler ise sohbet-ül nübüvvetin inikasıyla ve incizabiyle ve iksiriyle. Sahabeler ise sohbet-ül nübüvvetin inikasıyla ve incizabiyle ve iksiriyle. Tarikattaki seyr-i sülükü daire-i azeminin tayyına mecbur değildirler. Bir kademde ve bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Sahabelerdeki peygamber ortamında peygamber olduğu zaman inikas, incizap, iksir oluyor. Evet. Burada bir şey dedi Hasan abi. Bir kademde, bir sohbette. Demek ki inikas, incizap, iksirde zahirden hakikate geçmek var. Zamansız. Bunlar da var. Ha. Zahirde hakikate geçiyor. Peki şöyle bir soru sorsak abi. Desek ki, şimdi iki tane yol gözüküyor burada. Birisi berzah tarihine uğramayarak zahirden hakikate geçenler, bir de berzaha girenler. Berzahta ne var ki? Niye atlıyorlar burayı? Burayı atlamanın ne kârı var? Berzahtan gitse herkes. Berzahta ne var? Zaman var değil mi sana? Riyazet var, çile var. Berzahta en önemlisi ne biliyor musun? Akıl var. Akıl çoğu terapi değil. Kesbidir, irade var, akıl var. Akıl için diyor ki, taakul bir taraftır. Evet. Devamlı ayağına çimli takıyor. Yüktür yani. Sebes hareket etmene mani oluyor. Akıl, ilişki ve çelişki dünyasının ölçü aletidir. Üstad akıl aletidir diyor. Berza akıldır. Peki Hasan abi, bu ekser berzah tarikatında gidenler tarikat mesleği ya. Tarikat mesleğinde peki akıl işlemiyor pek? Akıl işlemiyor. Orada berzah dediğimiz akıl, nesif akıl yok. Diğerleri de şey var. Mesela şans şeyi var. Berzahta. Akıl var. Şahıs var. Esbab var. Yani zaman var. Zaman var. Bunu dedim. Mekan var. Nesif akıl yok. Bunlar bu alem-i şehadetin üzerinde gaybı örten şey var ya, bunlardır. Kendi kesbiyle gidiyor orada. Kesbi var. Kurbiye bunu şey kırıyor ama, haftadan kaldırıyor. İnikas, incisa, cez. Ama bunu bilmiyoruz ki, bu tabirleri de bilmiyoruz. Evet. Hani inikas nedir? Biraz bildik. Bu lügatını bildik. İncisa ve şey var bir de. İksir var. İksirler. İnsiba diyordu şeyde mesela. Sahabere bastığında insiba diyordu. Yani bir tanesi akıldır, bir tanesi kalptir, bir tanesi ruhtur. Zahir davı biz akıl daha çok kullanıyor gibi görünüyoruz. Evet. Tefekkür mesleğimizdir birisi bizim. Evet ama
tefekkür onun neticesi o değil yani. Tefekkür yapıyorsun ama orada kalmıyorsun. Tefekkürle taşınıyorsun. Mesela iksir ruha bakar. Cezb kalbe bakar. İnikas dimağa bakar. Üçünü bir araya getirdiğin zaman işte akrabiyet ilahi oluyor. Ruh, kalp, akıl dedik, doğru mu? Evet, mesela ben de yapayım, ezim de bak. Mesela ruh iksir. Kalp incizap dima inikas. Bunların üçü bir araya gelirse akrabiyet oluyor. Akrabiyetin inkişafı oluyor. O zaman abi yani şimdi şey mi oluyor mesela el-i tarikte müşahedatına itimat olduğu için mi aklı da sıkıntı oluyor? Aynen evet. Nakıslık orada geliyor. Mesela kendi müşahedatına tabi ya. Şimdi başka mantıken nasıl olacak? Kendi adam müşahedatı var. Ben diyor ki müşahedatımdan vazgeçiyorum. Senin müşahedatına tabi. Herkes kendi müşahedatını en önüne görür. Peki o zaman şu mu olur? Yani oradaki imanı bil gayb, imanı bir şuhuttan üstündür. Peki imanı bil gayb. Onların şuhuduna itimat ettiği için ki den dolayı mı imanı bil gayb daha üstün olur? Yani itimattan ziyade şahit oldu ya ondan daha kuvvetli bir şey yok ki onu oradan koparsın. Çok kuvvetli oluyor. Şimdi burada sahabeler niçin adi beşeriyetten çıkmıyor? Çok önemli bu. Bu berzah aynı zamanda şeydir. Taahhüt ve tasavvurdur. Yani biraz önce saydık ya 3-4 tane sebep. Onların toplamı taahhüt, tasavvur, tahakkül gibi dimada ait şeylerdi, özellikler. Bu adi beşeriyet, adi dediğimiz yani bu sokak. Sokak arası, sokak tabi değil, adi de bizim aşağılık manasında değil. Şeyde de var ya, biz eğitimlerde adi yürüyüş diyoruz ya. Yani böyle, bu en kesif olduğu için en camidir yani. Buradan çıkmak... Toprak gibi yani. Toprak gibi. En kesif en camidir. Evet. Dolayısıyla... Cismaniyet öyle diyor. Cismaniyet öyle. Yani insan, o için meleklerden üstündür o tarafıyla. Akrabiyetin inkişafı çok önemli. Bu peygamberden niçin sohbetinden inkas ediyor? Çünkü üç şey var. Peki bize ne kar getirecek bu ders mesela? Dersimizde inkas, incizap ve iksir nispetinde yani içinde. Mesela dimada tefekkür varsa konuşmanda. İncizap ise mehazın kutsiyeti varsa. Tamam. Bu da incizap oluyor. Bir de o ortamda bir ihlas varsa bu da iksir oluyor. Bu ise akribiyet oluyor o sohbette. Yani bu sefer insanda patlama oluyor yani o nispette. Mesela üç tane dedi ya inikas, incizap, iksir. Sahabelerde varmış yani. Sahabeler kendi aralarında değil. Peygamber ve yapmış, bunu böyle aktif etmiş, onlara geçmiş. Ama adi beşeriyetten çıkmak yok. O zaman nedir o? Tefekkür, meazin kutsiyeti ve ihlas. Şey diyor ya, sana Vasar Bediye'de tetkik iki çeşittir diyor. Mesela birisi de kaynaktan beslenir. Mesela ark misali veriyor Üstad Hazretleri. Kaynaktan beslenince ona dair olan meselelerde hiçbir şüphen olmaz. Ama bizzat borulardan beslenen kişi oraya çamur düşebilir, kir düşebilir, evet, şüphelere evet düşer diyor. Enbiya mesle diyor, vahiy ile beslenir o yüzden diyor.
Yani meazdan beslenir. Bu yüzden şüphesiz ve salimdir. Hani evet, evet, evet. Direkt kaynaktan beslendiği için. Bu üç tane şey de peygamber sohbetinde var. Ve bu sahabe oluyor. Ve akrabiyetin inkişafı oluyor. Adi beşeriyetten çıkmıyor. Toparlayayım. Üç tane şey bilmek lazım. Şimdi bir sohbette bir anda alim olması enteresan yani. Bir kademde bir sohbette. Ömerciğim bir şey. Çok ilginç yani. Ne kadar bunu mesela defalarca tefekkür etmesi etsek de insanın içinde bir yeni bir ukde kalıyor yani bir şeyde. Şey yapamıyorsun yani böyle. Her ne kadar akıl bastırsa da böyle. Evet. Öyledir, şöyledir falan. Bir yerde iknada sıkıntı ben en azından kendi kalbimde bir nebze yaşıyorum yani. Hangi konuda? Bu hani bir anda alim olma şeyi var ya. Evet, patla nasıl oluyor? Hem böyle. Sen diyorsun ki hani tam zahirden hakikate geçmek, ondan sonra mehaz-ı kutsiyeti ki Allah Resulü'nün nübüvvet var yani. Bu budur diyorsa, odur ya. Yani. Zaten onun budur dediğine inanmıyorsan peşine gitmenin mantığı yok yani. Ama böyle o bir saatlik nübüvveten, sohbet-i nübüvvete müşerref olup da böyle at üstüne binip de İslamiyet anlatmaya gitmek. Böyle çok şeyim zorluyor abi böyle. Biraz esbabla bir dünyasında olduğumuz için kavrayışta zor oluyor. Ben de eskide merak ediyordum. Şöyle bir şey buldum kendime acaba. İlimin bir zahiri var, bir batınısı var. Zahirisi biz şu anda okunan, birisi okuyor, anlatıyor, biz alıyoruz. Evet. İlimle inkişaf ediyoruz. Bu zahirdir. Hakikatta, batında bu böyle değil. İlimle sendekiler uyanıyor. Çünkü ve aleme Adem esmen külliha. Zaten her şey bizde var. Harita, rüzgâme takvim ya. Hal işte elde edilen şu ilim veya sohbetteki ihlas vesaire niçin böyle hemen zahirdemen hakikate geçiyor? Batın uyanıyor. Sende var zaten o. Mesela okumadan diyor ilim isteyen var mı? İlim yapmadan ilim. Diyor ki sahabe nasıl olacak yani sonra? Takvanız artır. Takva nasıl artıracak? Takva ilmi nasıl artırır? Bizim bir anlayışımız var. İlim dışarıdan alınıp depolanan veya yer yer kullanılandır. Ben öyle anlamıyorum onu. İlim dışarıdan alınır, batındakiyle uyandırılır. Mesela çekirdekte ağaç yeniden yazılmıyor. Güneş, hava, toprak, su çekirdeğin ağaç olmasına malzeme oluyor. Onda var zaten. Şöyle diyeyim. Çiçekten elde edilen ilimle, çiçek yokken çiçeği yapan ilim aynı değildir. Mesela biz çiçeğe bakıyoruz, elde ettiğimiz ilim varın üzerine kurulmuş ilimdir. Çiçeği ortadan kaldırın, çiçek ilmi yoktur. Ama çiçek yok iken zamansız, mekansız, hiçbir mekan, madde yok, sıfat yok, nümine yok, model yok, misal yok, çiçeği yapan ilim ile bizim çiçekten aldığımız ilim hiç alakası yok. Bir tanesi bu akrabiyet, bir tanesi kurbiyet. Onu da bitireyim de. Yani nasıl böyle hemen geçiyor? Çünkü o koca bir yeni odun vardı. Bir kirli çaktı işte. Çeşitli gülgen odun vardı, karayemiş vardı, kestane vardı. Ama yandı işte, hepsi yanıyor. Yani zahirden batın uyandırılıyor, alev alıyor. Eğer depolama olsa adet ilahisi olmaz, alim olmaz. Bir sohbete nasıl alim olacak? Mesela bunu bizde yaşanır mı? Mesela adam bir tanesini getiriyorsun ya sen. Vallahi pek veyit dönem. Pek bir şey anlamadım ama vallahi çok istifade ettim ya. Evet. Bunu adam belki senelerce tarikatta elde edebilecek bir haleti rüyesi bir sohbeti olabilir. Bu şeyin inkişafı halidir. Bu heyecanlar var ya, atın üstüne atlayıp şeye gitmek yani, böyle İslamiyet anlatmaya gitmek. Gittiğin yerde öyle örnek olacaksın diye. Tek gidiyorsun yani. Tek başına gitmek, değil mi? Şurada Müslüman bir memlekette az bir şey mesela, sohbet ortamından uzaklaştığın zaman perişan oluyorsun abi. Evet. Yani şey olduğu zaman yani düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir saat sohbetin böyle de müşerref olduktan sonra Arabistan'dan çıkıyorsun, diyelim ki gidiyorsun Suriye'ye ya da Türkiye'ye geliyorsun. Diyarbakır'da sahabe mezarları bir sürü. Gelmiş Diyarbakır'a. Yani orada tek başına nasıl yaptın?
nasipte dayandım, nasıl yaydım bu işi. Şey olur yani sen... Akıl almıyor abi. Çünkü akıl berza olduğu için... tabii bu arada ihlas Allah'ın rahmetini, kudretini aktif ettiği için... Evet. En büyük güç, en büyük kuvvet diyor ya... Hani o iksir, iksiri de aktif ediyor. Ondan da ben şöyle demiştim. Demek ki hani Cenab-ı Hak oradaki insanlara... sahabe noktayı nazarından çık dedim kendim abi. Oradaki insanların buna ihtiyacı vardı. Cenab-ı Hak bunu sebep etti yani. Ancak bu şekilde olunca mantığım oturdu yani. Yani Cenab-ı Hak o sahabe vasıtasıyla oradaki insanları İslamiyet'le müşerref etti. Yani tabii o şey noktası nitte ama bir de hakikati vardı böyle. Dışarıdan alınan şeyle. Mesela şimdi hiç aklın alıyor mu? Çekirdekte ağacın uyandırması normal bir şey mi? Yani bu ukde-i hayatiyeni. Nasıl uyanıyor? Abim bir su veriyorsun, nasıl tomurcuk atıyor? Saksıya koymadan suya koy, belirli bir aşamaya kadar çiçek, yaprak veriyor ya. Su hep su. Evet. Hep su. Nasıl oluyor? Yani çekirdeğin içerisindeki program nasıl aktif oluyor? Sanki şeye benziyor sana abi, şimdi Peygamberimizin sohbeti mesela, diyelim ki işte insanın o dersi alma, yani böyle büyük bir anlamı olması, rehber olması hakikaten mahiyetinde var değil mi sana abi? Onu diyoruz. Var. Mahiyetinde var. Ama o mahiyetinde olan şeyin ortaya çıkması için şartlara tabi, adetullah kanına uyması gerekiyor. O da nedir? Bir sohbet dinlemesi. Sohbet nasıl uyandırıyor? Evet, çekirdeğin bir patlaması işte. Değil mi? Çekirdeği gibi. Şimdi çekirdekte bir yükleyi hayatiye var. Bir patladı mı, tamam işte, geri geliyor. Ama toprağa, güneşe mazhar olmasa ortaya çıkmıyor. Yani şartlara tabi tutulduğu zaman batındaki hakikat demek ki zahire zuhur ediyor yani. Batındaki hakikatta zahire aksetmiş olmalı ki diyor bu sürede. Allah'a bir de lütfü ilahi var diyor alında. He? Buna ikiniz de lütfü ilahi var diyor. Lütfü ilahi. Evet. Diyelim ki sen abi yazın çıkacak bir, yani sebzeler farklı, kışın farklı. Sen kışın yazın kendi imkanlarını yetiştirmeye kalksan suni oluyor. Lütfü ilahi olmaz. Ama onun mevsiminde bir lütfü ilahi oluyor. Yani o nübüvvet sofrasında da lütfü ilahi oraya tecelli diyor. Bu berzahla berzahı tarif eden bir yer var burada. Evet, evet. Berzahla berzahsız olan bir. Şimdi Risale-i Nur bir anda nasıl olmuş? Risale-i Nur ibadet yerinde ilim içinde hakikate bir yol açmış. Risale-i Nur ibadet yerinde ilim içinde hakikate bir yol açmış. Berzahta ibadet var. Berzahsız olan şeyde insanın ilim var diyor. Sülük ve evrat yerinde, berzakta sülük ve evrat var, sevgi sülük. İşte o sülükte işte çileler var, riyazetler var. Evrat yerinde mantıki burhanlarla ilm-i hüccetler içinde hakikatul hakayike yol açmış. Ve ilmi tasavvuf ve tarikat yerinde doğrudan doğruya ilmi kelam içinde bir ilmi akaide ve usulü din içinde bir veled-i kübere yolunu açmış ki bu asrın hakikat ve tarikat cereyanlarına galebe eden felsefe dalaletlerine galebe ediyor, meydandadır. Kastamonu'da da var bu mana. Kastamonu'da da var. Hakkalek'in derecesini ilmelek. Evet, Hakkalek'in derecesini ilmelek. Yani zaruret ve bedaat haline geliyor. Artık hiçbir şey kalmıyor. Zaruret ve bedaat haline geliyor. Haşir geliyor. Hani imani meseleler. Evet, Kur'an'ı ve Burhan'ı diyor. Kur'an kalbinin pizacıyla. Yani nasıl bedaat şeyine geliyor, ben daha iyi bilmiyorum. Hani bu kadar nasıl bir inkişafat oluyor. Tabii temelde toplantılık yapmayalım ama onu da değil. Allah merhamet ediyor tabii. Evet. Allah merhamet ediyor. Ama sistem de böyle çalışıyor. Yani su yolunu buldu mu tamamdır. Çekirdeğin patlaması, koca çınarı patlatmış su. Bir su veriyorsun, filizleniyor yani. Anlamış değiliz yani. Gözümüzün önünde çekirdeğin patlaması... Ağacın patlayması ilk suyla vesaire. Ben ilim dünyası için söylüyorum. Anlamış değil ya. Yani. Hani çekirdeği bu değil yani çekirdek. İçerideki yazılım.
Suyla ne alakası var? Çünkü dedi program yani. Program güneşle ne alakası var? Evet, buradan devam edelim. Sahabelerin velayeti. Mesela. Peki. Velayeti kübredenin velasında. Şeyden bak. Sahabeler velayeti. Sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen veraset-i nübüvvetten gelen berzah tarifine uğramayarak doğrudan doğruya zahirden hakikate geçip akrebiyet-i ilahin inkişafına bakan bir velayettir ki o velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Evet. Doğrudan doğruya zahirden hakikate geçip akrebiyet-i ilahin inkişafına bakan bir velayettir. Zahir nedir peki? Evet. Soruyu mu sormayayım mı diye arada kaldım abi. Evet. Siz sordunuz. Zahirden hakikata. Evet. Zahirdendir. Soru bu. Asıl o soru zaten. Sorun bu. Evet. Şimdi esbab-ı zahir der sana abi. Esbab-ı zahir. Hakikat ne? Hakikata da ilahiyen cilvesi veriyor. 32. sözde. Cilve zaten zahir. Şu mevcuda zahir değil mi? Şu zahir midir mesela abi? Nedir zahir bu? Şu an ben muhatap oldum bu. Ve bunun hakikati nedir? Madde... Asana takki. Nedir bu? Madde zahir olup onun arkasındaki mana, hakikat... Çünkü sana ikisi de malum yani eşya da esbab da Esma-i İlahi'nin cilvesidir. Fakat hani insanların niyet ve nazar meselesi. Hani mana ismi manası meselesi var ya. He. Mesela ben kendime diyorum malik nazarıyla bakıyorum ki Halik'imin malikini bileyim. Tamam. Yani ortada bir sanat var. Şöyle diyeyim o zaman. O sanatkar. Şimdi diyor ki kudretin bir cilvesi olan mahiyet ilmiye sürer, ilimden vücudu hariciye çıkar diyor. Bu mevcudat aynasında Esma ilahi gözüküyor. Değil mi? Evet. Bu mevcudat ayna mıdır? Burada ne gözüküyor? Rahatsız ediyor mu sen Resul? Yok abi. Bak bu mevcudat ayna mı? Ayna. Ne gözüküyor? Esma ilahi gözüküyor. Peki o zaman ayna nedir? Bak bu mevcudat Esma değil. Bu mevcudat aynadır, orada Esma-i İlahiye'nin cilve, cemalleşme sanatı gözüküyor. Bu aynanın, mesela aynaya sen baktın, saçını taradın. Ayna. Ha bak ayna, evet. Tamam peki, orada gözüken saksın, orada gözüken Esma'nın cilve, cemalleşme. Ayna nedir? Ne sıfattır? Yani kudretin bir cilvesi, kudret sıfattır, sıfatı sıfatlandır. Onun dışa vuruşu esmadır, o da kuvvettir. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini, mahiyet-i ilmiyesini... Bak şu gözüken, şu mevcudat, mevcut vücut şeyler kudreti istifat eder. Sıfat. Üzerindeki cilve, cemal, nakşe, sanat esmadır, hakikat ise Esma-i İlahiye'dir. Çünkü suret dediğimiz şey, Esma-i İlahiye'nin, Esma-i İlahiye'nin en kesif tecellisi olan şu... Suretten hakikat. Hakikat ise bu çiçekte gözüken, yaprakta gözüken Esma'nın o mertebesini ile Esma'nın kendisi arasındaki meratibi, hakikat meratibi denilir. Bu Esma hakikattir. Çünkü dördüncü şurada var ya suretle ilgili bir yer, sana çok güzel bir yer vardır. Hı. Bir de şey de var, dördüncü şurada suret hakikata istinad 76 mı? Orası oraya mı açacaksın? Suret hakikate istinad eden medet alır. Bunu adam Kayashi Kitoshima denilen bir meşhur, benim çok eskide etkilendiğim için ismini de kafamda silinmiyor. 300 veya 370 sayfalık bir kitap yazmış. Suret nedir bu? Yani bu şekil nedir? Evet. Adam kafaya takmış. Ondan sonra izah edememiş sonunda. Yani okudum ben de orada lisedeyken. Fakat ustad orada okuyacağın yer oku. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır, lafız manaya bakar,
ona göre nurlanır. Suret hakikate istinad eder, ondan kıymet alır. Suret. Ha, ona kıymete medet alır. Hakikat. Hakaik eşyayı sabit etun. Eşyanın sabit hakikati Esma-i İlahiyedir. Tamam mı? Peki, bunun da kaynağı nedir? Malum o kudretin cilvesidir bu. Bu mevcudat kudrete bakıyor. Vücut noktasına, vücut. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini. Şimdi o zaman zahir, bu tenteneli perde diyor ya ahiretin üzerine. Zahir, ahiret hakikat. Çünkü burada nispi, orada hakaiki hakiki olacak. Peki bu nedir? O ahiret üzerindeki perde deniliyor ya, bu dünya. Aslında cilve, cıman, nakış, sanat kendisi perde. Yani bir şey perde alama. Bu işte kendisi perde. Bana renklendir mesela şu kudret, normalde ben kudrete bakıyorum ama bana burada renklendirmeyi sağlayan Esma'nın cilve, cemal ve nakış abi. Evet. Doğru anladım değil mi? Aslında bu renk yok. Aslında olmaması lazım. Mesela zaten şeyde de öyle. Çiçeğe güneş vurdu. Yeşil gözüktü veya sarı gözüktü. Evet. Aslında eşyada renk yok. Ne yaptı? 7 tane renk var güneşte, foton. Geliyor, o yaprak altısını yutuyor, bir tanesini yutamıyor. Altı rengi yutuyor. O ortaya kalıyor, sarı çiçek diyor. Bak dikkat et, yutuyor dedi. Yutuyor, göstermiyor. Yani gelen masa hakikat, musadık bulamayınca sönerler abeset inkılap ediyor. Onu sarı görmek benim nakıslığım oluyor. Senin nakıslığın aynı zamanda. Aynı zamanda onun da şeyi var. Niçin yedisi birden gözükemiyor? Güneşten 7 tane renk geliyor. 7 tane renk geliyor da niçin hepsi bir anda böyle gökkuşağı gibi gözükmüyor hepsi? Çünkü o çiçeğin nakıslığıdır. Hepsini bir anda gösteremiyor. Ama dameninde böyle var yani. Yani renk ne demektir? Güneşten gelen 7 tane rengin yutulmayanıdır. Ben hakime tefekkür etmiştim daha önce. İşte hakim esma diyoruz. Çünkü her bir renk esmaya dayandığı için. Bizde renk ama hakikatinde esma. Bu şekilde aynı zamanda hani bir bitki bir tedaviye şey oluyor, duşar oluyor abi. Evet, hem doğru. Hem rengi hem tedavisi. O hakim olan esmasından mütevellit bir tefekkürüm olmuştu. O şekilde halimi götürmüştüm daha önce. Doğru. Yani o esmaya mazariyet olunca o esma icraatını yapıyor. Evet. Ama çok şeylerimizi çözüyor. Yani mesela renk 6 tanesini yutuyor. Yani o galip değil. Yani uyutuyor, o tekisini yutamıyor. Niye çünkü yutamıyor? Hakikati öyle gösteriyor. Tabii o ayrı bir izah var. Peki suret, dünya ahiretin tenteneli üzerine tenteneli bir surettir diyor. Örtüdür diyor. Nedir? Ya suretin hakikata deyince hakikat başka bir yer değil. Aynı yerdeler. Mesela yoğurtu örttün, mayaladın, örtü var. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Yani suret şurada, hakikat burada değil. Aynı yerde. 27. sözde miydi? Aynı zahir için hakikati görmek. Ha, sahabeler olsun. Hakikat aynı zahir içinde görmek. Bak, hakikati aynı zahir içinde görüyorsun. Yani şurası suret, şurası hakikat. Öyle değil. Peki o zaman ne gösteriyor? Hakikatla suret aynı yerde nasıl olabilir? Boyut farklılığından gözükebiliyor. Olabiliyorlar. Benim değişmem lazım. Senin değişmen lazımdır. Şu anda mesela burada bir sürü FM dalgaları var veya ışınlar var kırılmayan. Aç tersinde çalışsın. Bir sürü ve yıldızlar arası çekim yasaları da çalışıyor. Aynı yerde çekim yasası. Niçin peki birbirini çevretmiyor? Mesela televizyon veya radyo dalga, FM dalgaları gibi. Yani birbirini yok edemiyor. Dalga farklılığından. Şimdi ne yapıyor? Süre. Suretin olduğu yerde hakikati de kendisi de orada. Aynı yerde. Şimdi diyelim ki böyle bir tasdif yaptık ya bir hani farklı dalga boylardır diye. Peki bunun hakikatine muhatap olmanın bana kârı ne olacak ki?
Ha, hakikatin. Şimdi tam sen, surette kalsan ne olur ki? Peki doğuştan sen, doğuştan amaydın. Gözün açıldığı zaman ne oluyor sende? Hoşuma gidiyor. Yani kalsan. Ha, bu sure, surette muhatap oldu. Hakikatin zaten aynı bir nümenesi sende var işte. Sen hakikatin inkişaf etti mi ne demek biliyor musun hakikatin inkişafı? O esmanın, o esmada oluyorsun. Yani mesela en azami derecede esma nerede tecelli ediyor? Arşta. O esma azami derecede sana tecelli ederse senin yerin arştır. Arşta oluyorsun. İnkişaf o demek yani. İnkişaf etmiş, coşuyorum böyle. Öyle değil ki ya. Evet. Yani o insan aklına oraya gitse demiş ki evet mesela doğru. Ne olacak ki? Arşta olmak istemez miydin? Şu yolu çok farklı olur. Esma'da bir nebze tasarrufun olursa mesela. Canım. Oluyor işte. Ha, o zaman iş çok farklı olur yani. Ve orada oluyorsun. Mesela usta, büyük zatlar niye günahların geçmişi siliyorlar? Sizin maziye, har, istikbal bir anda hazıran gibi oluyor. Evet. Bağlı gücüm. Bu hakikate mazariyet demek. Yani biz de inkişaf etmiş depoda cebimize para olmuş gibi değil ki. Evet. Yani mesela o esmanın aleminde oluyorsun. Mesela İsa Aleyhisselam'da inkişaf etmiş. Hangi isim? Kudret. Kadir isim. Kadir isim. Nerede? On en azami tecelli eden semada şimdi. Evet. Otomatik oluyorsun, orada oluyorsun. İstemez misin bulutların arkasında, o semay tabakasında, semay dünyada olayım? Onu şurada şöyle bir tabir var. Hasan abi diyor ki burada. Talimi esma ünvanıyla ifade ve tabir etmekle şöyle latif ve remzi ulvi var ki her bir kemalin, bir ilmin, her bir terakkiyatın, her bir fenin bir hakikati aliyesi var ki o hakikat bir ismi ilahi dayanıyor. Pek çok perdeleri, mütenevi tecelliyatı, muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemalat, o sanat kemalini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım yamalık bir surette nakıs bir gölgedir yani. Mesela burada misal verdi birkaç şey. Her şey aynı aynı. Mesela diyelim ki şöyle buna misal vereyim. Dün mesela ben şeye gittim, Merzelere gittim. Orada dedemin kuşağını gördüm ben, yaşadım. Babamın kuşağını da gördüm. Yaşadıklarını orada. Kendim de gördüm. Bugün gittim aynı yere, bir şey anlatmak için anlatıyorum. Realiteli çok hoş oluyor. Meseleyi de açıyorum. Evin ortasına dikenler var. Eletiler bitmiş. Peki nerede bunlar? Yoklar. Peki niçin var ediler? Bak. Adeta insan hayal edebilme ve düşünme melekesi gelişsin diye bu aleme gelmiş. Hayal edebilmek için. Ben hayal ettim böyle. Dedemi gördüm. Aynı yerde babamı gördüm. Aynı yerde çocukluğumu gördüm. 3 tane kuşak vardı. Ama şimdi dükkan var 4. Yani peki değişen ne? Değişen hariç suret değişmiyor. Değişen biziz. Nedir o? Bak şimdi hakikate mazhar. Gözümü kapattım. Onlar yaşanmamış olsaydı ben de tahayyülümde bu mekan olur muydu? Yok. Olmazdı. Tahayyülde mekan açılıyor biliyor musunuz? Hani var ya bir sedir koyarsınız sofra çapında açılsın hadi bir yer açalım. Mekan oluşturan ayağıdır dedim dün ilk defa. Zamanı oluşturan da tasavvurdur. Zamanı kab olarak gördüm. Yaşantımız o kabın içine doldurduğumuz şeylerdir. Zaman kaptır. Kaderin ise senin yaşadıkların, onun içine koyduklarındır. İnsandaki sonsuz istidatı da herhalde tahayyül ve tasavvur verir yani abi. O veriyor. Ve haşa Allah'ın isimlerine mazarız ya. Halik Allah'ın ismine mazariyet de olacağız. Evet. Peki nedir o? Ben bunu yaratamıyorum bu yastığı. Hayal de yaratabiliyoruz. Ve aklın bir özelliği var. Abi bir özelliği var ki realiteden gelen o güğümü, sobayı hayalen geleni ayırt edemiyor. Bu hayaldir, bu hakikattir demiyor. Aynı şekilde etkilenir.
Hayalim ya açık saçık görse veya sokakta birisini görse aynı kabul. Peki ne kar var? Bakın o kuşak yaşadı. Bu kadar masraf etti Allah. Hayal edebilmek içinmiş. Düşünebilmek için. Hayal hayal değildir. Hayal mekandır. Hiç mekansız yerde mekan oluşturuyor hayal. Hayalin şeyi var ya, kuvve-i hayalin. Mekanı yoktur. Ama bütün mekanlar oradadır. Bunu yaşadığım bir ortamda olmasaydı ben bunu anlamayacaktım. Bir baktım ki o merzede dikenler var, durdum. Böyle daldım, hiç karşı göz kapağımı oynatmadım. Sanki tak 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 üzerine örtülen şeyler kalktı kalktı kalktı. Ta başa doğru gidiyorsun. Sanki aynı yerde istif edilmiş dosyalar. Ama şu anda hiç kimse yok. Ama herkes orada. O yüzden mi acaba ihtiyar altına girmiyor o? Nihayetsiz şey yapabiliyor evet. Yani. Bak şimdi düşünebiliyor musun? Hayali mekanı yoktur biliyor musun? Ama bütün mekan oradadır. Mekan oluşumları oradadır. Sanki hayal kurabilmek için, düşünebilmek için, tahayyül ve tasavvur edebilmek için gelmişiz bu hale. Bu kuvvetler gelişmesi için. Peki bu kuvvet nedir? Bunlar ustadın oraya da nasıl? İnşallah bir anlatırım bilmem. Duymuşsundur. Ustadı cumartesi gördüm de. Yani şeyde itikad dersine başına biraz bahsettim. Evet. Ondan sonra o itikadın başında var. Her şeyin temeli burası dedi. Her şeyin... Onu demediniz ama. Ben anlamadım. Yok demedim. Ustad yanlış şöyle dedim. Her şeyin her şekilde bulunabildiği bir yerdir. Yanlış şeyi de söyledi de unuttum. Celal ve cemal kazanıdır dedi. Yani kaynıyor orası. Ondan sonra ustadın o dedikleri neydir diye dağa çıktım işte dün. Öyle o metruk olmuş evler beni etkiliyor. Böyle virane olmuş. Tamam mı? Virane olmuş ama tehlikelidir de, virane evler de tehlikelidir. Ama boyut noktasında boyut açılıyor. Yani çok tuhaftır. Normal bir ev yapın, tamam mı? Bir ev yapın, hiç ya oturmayın. Bir şenlik olsun, yaşanmış, hepsi ölsün. Ruhanilerin ve cinlerin oradaki mesken ihtiyacı farklıdır. Yaşanmış yerlere cinler çok oluyor. Cinler çok oluyor. Mesela yaşanmamış yerlerde normal eşya gibi oluyor. Adeta beşeriyetin orada ne özelliği kalmış ki? Hani derler ya virane evlere destursuz girmeyin, tuvalet yapmayın. Haletten üst üste. İşte beni orada insanlar var. Onlar da besleniyor mu, geçiş mi yapıyor, cinler oradan mı haber alıyor, bilemedim daha. Fakat usta diyor ki tahayyül ve tasavvur, yani insanoğlu bu dünyaya hayal kurabilmek, hayal değil bir kere, mekanı oluşturuyor, tasavvur da düşünceleri oluşturuyor, düşündüğün şeysin sen, ne düşünüyorsan olsun. Yani orada biraz böyle dikkat edersen, biraz bu mana ile övlere, mesruk övlere bakarsan onları yaşıyorsun biliyor musun? Yani kısmen sana orada tanımadığın bir köyde olsa, burada zalim mi, alim mi adam, senin açılımına göre hissediyorsun. Hazırsanız haftaya bir tahayyül yapalım mı? He? Hazırsanız haftaya bir tahayyül yapalım mı? He. Ben de gelirim inşallah haftaya. Haftaya. Bakayım biraz. Hani o yeri. Şimdi tahayyül meselesine bir bakalım mı? Tamam. Ders okuyalım haftaya diyorum. Çok iyi olur. Tamam haftaya yapalım. Haftaya burada mıyım bir de? Ben çünkü 25'inde Urfa'ya gidiyorum. Ramazan 25. Ne yapar? 9-7. 7 ve 8'e ne kadar buradayım. O zamana kadar oluyor mu pazar bu? Bilmiyorum. Bakarız abi. Olursa yapalım. Tamam yapalım. Hafta içi de olur. Yani hayal, sonra dedim ki biz bu dünyaya nihayetsiz mekanı kazanmaya gelmedik mi ahirette? Evet. Biz ahirime gel. Nihayetsiz mekanı sana hayal indiriyor. Mekan. Nihayetsiz zamanı da sana tasavvuru veriyor. Bir baktım ki zaman kap gibi gördüm. Kap. Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime nasıl akacağını,
bilir. Kap gibi böyle. Bakın o küçük bir eve. Sanki o bir küçük kap öyle genişleniyor. Sanki bir manfez gibi giriyorsun. Giriyorsun. Celal ve cemal kazanır diyor usta. Tahayyül ve tasavvur için diyor. Kaynıyor. Hem cemal tecellisi hem celal tecellileri devamlı vücuda çıkıyor. Devamlı an ve an bizde de hepimizde. Hayal biraz önce kurdum. An ve an var oluyorlar, acayip vücuda çıkıyorlar. Vücuda çıkıyorlar. Tasavvur, tahayyülsüz tasavvur yapamıyor. Malzemeyi tahayyülden alıyor. Mekanı oradan alıyor. O zaman ölmek demek bunların kapanması demek mi abi? Hayır. Yani bu geçişi mi? Ölmek bunların kapanması değil. Buradaki koridoru kapanıyor. Yani ölüm bedensel hayattan çıkış ya, aslında teristir. Millete öyle diyoruz camide de, ben de vaaz ettiğim için. İşte ölüm işte budur, işte öleceksiniz falan. Aslında öyle bir şey yok da ölüm. Yani teristir. Tiptil mekanla taktığım. Yani tahayyül ve tasavvur edemeyeceğiz daha. Hani Gazali'nin tabiriyle insanlığının kıymetini bil. Hani insan, hani diyorlar ya, sana insanlık verildi, iman verildi, mideler olarak insaniyet verildi, iman verildi, vesaire şey verildi, duygular midesi verildi Murat'a. İnsaniyet de verildi. İnsanlığının kıymetini bil diyor, bir de insan olamayacaksın. Yani insanlık koridoru bu iki şeyle oluyor. Tahayyül ve tasavvur. Diman temeli yani. İnsanın temeli. Yani bir acayip bir şey. Ama burada her şey her şekilde bulunabilir. Üstad'ın dediği bana rüyada. Her şey her şekilde bulunabileceği. Bulunduğu demiyor. Her şeyin her şekilde bulunabileceği bir alem. Sanki o olaylardan sonra da o gezince baktım hayal hayal değil. Ondan sonra bak bakalım mesela köyünüzde etkilen bir büyüdüğün yere girer misin bak. Bak kimler var göreceksin bak sesleri duyuyorsun. Bak babaannenin, büyük babaannem var. Dedemin annesi var biliyorum. Bak hepsi orada. Hepsi canlı ve ruhlu. Hepsi canlanıyorlar. Hepsi canladın diyor. Van Kalesi'ne baktım diyor. Nerede peki oluyor bu? Orası hayal ettiğim yer ahiret burası değil. Tentenili perde şu. Şu anda ben dünyadayım. Hayal ettiğim zaman ahiretteyim. Çünkü hayal burası değil. Bak anladık mı? Hani dünya ahiretimizin tenteni perde ya. Ahiretin bir tentenin de perdeyi kaldırmış oluyor. O kalkıyor ki etkilen. Çünkü kalktığına delil etkilenmendir. Varmış gibi hissetmiyor musun? Ediyorsun. O zaman var mı burada? Yok. Peki nedir de etkileniyorsun? Ortada bir de bir hakikat var. Üzülüyorsun, üzülüyorsun. Yanlış bir şey söylediysen üzülüyorsun. Ama. Evet, vicdan azabı çekiyorsun. Cinsellik organlar aktif oluyor. Ama kimse yok burada. Madem yok, niye oluyorsun? Hayal ettiğin, düşündüğün anda perde kalkıyor. Ama ya cehenneme giriyorsun, fethuli fi ibadil ve fethuli cennet. Ya cehenneme giriyorsun ya cennete giriyorsun. O zaman iyi olmak istiyorsan senin elindedir. Andadır iyilik. Hayal ettiğin şey olacağına göre, olduğuna göre o zaman iyi hayal et. İyi o. İnsanlar böyle o kadar ciddi bir hakikatta mahrum ki bundan. Yani o kadar ciddi ve kolay şu. Cennet edebiliyoruz. Usta diyor işte adam damda adam hayalini zannını aktif ediyor damdan aşağı düşürüyor. Aa düştü. Haydi çocuk düşüyor. Damdan baba dikkat et. Ali ayağa kaçtı ya. Eli buz kesiliyor ya. Düşüyor ya çatıdan. Evet. Niye? Oraya sokuyor. Üzerindeki realiteyi kaldırıyor. Yani biz beş duyguyla dışarıya bakınca dünyadayız. Kapanınca oradayız. Seviyene göre oradayız. Mesela büyüdüğünüz yeri göremez misiniz benzerden? Hayaldeki de mi suret oluyor abi? Bu hayaldeki suret değil artık. Hakikati meratibi oluyor. Şu suret oluyor. Cil ve Cemal Necisan'ın şu dağlar, tepeler gözükenir. Alim şehadet. Evet, alim şehadet. Dağılmadıkların şeyler. Aldıkların suret değil. Senin hakikatin o.
Yani şu an suret bu, ben bunu gördükten sonra bu suretten çıkmış mı? Çıkıyor. İlginç. Böyle hiç düşünmedim de ama. Daha doğrusu suret hiç anlamadım. Daha bugüne kadar yeni yeni böyle. Suret bitti. Peki şöyle düşün. İnsan sima fi vücumin eseri sucud. El sinetik ve elvanikum. Yani halette tebarruz etmiyor mu namaz kılıkla? Süleymancı tarikatçı hepsi. İnsan peki bakıyorsun, onun mazisini görmüyor musun? Süleymancıysa Süleymancısın. Oysa andasın. Peki nedir o? Yani aynı maziyi halde görmüyor musun? Görebiliyorsun evet. Peki mazi hakikattır işte ya yaşadığı şeyler. Onun için hakikat oldu. Sen onun hakikatini görüyorsun. Evet, hakikatini görüyorsun. Ama odun gibi adamsan onu anlamazsın tabii kim olduğunu. Evet. Mesela maziyi halde görmek. Ha? Adam namaz kılmadı belli değil mi? Mazisi belli. Adamın mazisi belli. Maziyi halde görüyorsun. Biraz daha, biraz da enkışaf için istikbalini göreceksin. Bir şey değil mi sana? Belki bana kızacaksınız ama. İnsan böyle vicdanına danışsın, böyle yaşadığı hayatı, şöyle diyeyim. Dimağındakileri topla, tencereye koy. Koy abim. Tamam abi. Kalptekileri de koy tencereye. Dediğimi yap abim. Tamam. Ruhtaki latifeleri koy. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh, şefk, lezzet, surur, memnuniyet, iftihar. Koydun mu abi? Fiiliyatını da koyar mısın yaşantın? Bak seni oraya götüreceğim Allah'ın izniyle. Sakın açma gözünü. Karıştırır mısın dört tane şeyi? Dimağındakileri, yani tahayyüllerin, tasavvurların, tefekkürlerin. Ama sen öyle dedin mi yok. Getir koy tencereye. Kalpteki hissiyatlarını koy. Vicdanlarını, yani vicdaniyatını. İbadetlerini, zihin, marifetullahını, his, Allah için dost edindiğin düşmanlıklarını. Onları böyle koydun mu abi? Ruhun da latifelerini koy. Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzeh kimleri. Karıştır. Bir de yaşantını koyar mısın? Karıştırabilecek misin dördünü? Karıştır abim, karıştır. Karıştır. O senin geleceğin, ortaya çıkan senin geleceğindir. Aa, sana geleceğini göster. İnsanın, vicdanın insan geleceğini hisseder. Evet. O senin geleceğin. Daha iyi olmak istiyorum abi. Geleceğimden. O zaman bunlardan bir tanesini az değiştirmen lazım. Evet abi. İnşallah. O senin geleceğin. Bakmadığımız şey surettir. Baktığın anda suret değildir artık. O geçti. Hakikatin oldu. Baktığın anda hakikattır. Mesela bunu fizikte söyleyeyim. Kuantum fiziğinde. Yarık deneyi var. Çift yarık deneyi var. Mesela hiç kimse yok. Buradan elektronik şey parçacıklar atıyor bilye gibi. Yarık nasılsa o şekil alıyor. Birisi bakıyor, değişiyor. Niçin değişiyor? Ya ben onları değiştiriyorum ya da bu atılan yere baktığım için o heyecanlanıyor, sağa sola döndürüyor. Daha çok sen değiştiriyorsun gibisin. Ben öyle anladım abi. Sen değiştiriyorsun. Sen değiştiriyorsun. Yoksa her şey dağınık bir vaziyette. Evet. Şekil giydiren sensin. Sensin. Bu hakikate dönüşüyor derken bu kuvveyi hayaldekiler ondan bir mesuliyeti var mı abi? Yani Allah merhameten, aynı hakikattır, merhameten mesuliyeti yüklemiyor. Mesela? Çünkü hani tavır, kür, bunlar kuvveyi hayali ihtiyarı dinlemek. Dinlemez. İşte onun için zaten Allah mesuliyeti, mesela gece gördüğümüz rüyalardan da mesuliyeti yüklemiyor. Yani çünkü her şey, her şekilde bulunabiliyor ya, mutlak bir serbest alan. Onun için kontrol olmadığında mesuliyeti yüklemiyor. Ama mesela şu anda baktın şu dağlara bakıyorsun, ağaçlara. Bakmadan önce sureti, baktığın anda sureti yoktur. Hakikattir hepsi. Üstad diyor ki bu kuvve-i hayaliye aklın bir hizmetkarı diyor. Öyleyse evet. Hizmetkar, hani eğer akıl hakimse, yani kuvve-i hayaliye hizmetkarsa, hani hizmetkar bu hakimden izinsiz hareket etmemesi lazım. Ama her biliyorsun ki... Yanlış olduğu bildiğim bir şey bile bile niye yanlış yapıyorlar? Yani? Evet, kuvve-i yani hizmetkarlar hep doğru iş yapmıyorlar ki. Vazifesi hizmetkar iken reislik tasfiyor. Mesela dil hizmetkar demiyor mu dil için altıncı sözde?
Ama bizim perişan ediyor. Şunu da ye, bunu da ye. Lezzetlenmek için bizi duman ettiriyor. Hizmetkarlıktan bitiyor, gidiyor sarayın kralı oluyor. Kapıcıyken kendini padişah zannediyor. Evet, kapıcıyken öyle hissettir. Mesuliyetin nasıl oluyor o zaman? Allah merhametinden diye ben anlıyorum. Allah Resulü de şey, çünkü başka olamaz. Hiç kimse cennete gidemezdi o zaman. Çünkü orası celal ve cemal ülkesinin en acayip Paris yani. Neresi? Tahir ve tasavvur. Keşke tabela olsa da göstersem öyle. Orada hepsi onlar celal ve cemal sıfatının silsilesine bakan esmalar böyle kaynıyor. Tamam mı? Evet. Hissiyatlar suretinde memzuç nakışlar kaynıyor diyor. Ustad kaynamayı kendisi söylüyor. Pencereler Risalesi'nde, hayat penceresinde hissiyatlar kaynıyor diyor. Tamam mı? Bu dimağda tahil ve tasavvur tenceresinde kaynıyor. Hayal ve düşünceler kaynıyor. Fokur fokur kaynıyor. Devamlı imalat var. Devamlı Allah'ın Halik ismine mazhar oluyoruz. O zaman bu tek mantıklı şey şu şekilde olabilir. Yani oranın da kendine ait bir şuur olması lazım. Yani tahil ve tasavvur dediğimiz şeyde de şuurlu bir mahluk olması lazım ki abi. Evet. Sen kalbindeki imanın bunlara söz geçirememesi. Mesela kalbindeki iman senin bu yanlış şeyleri yapmana engel olmuyor. Eğer bizim aklımızın ve kalbimizin tamamen emrine amade olup çıkamama özelliği olsaydı zulüm olurdu ve bizi hayvan gibi kayıtlardı. Hayvan onun için kayıtlıdır. Hayvanın duygularına bağlıdır hayali ve tasavvurun kokusu. Orası insanın duygularına, fikriyatına zenginlik verdiğini 23. sözde söylüyor. İnsanın fikriyatına, düşüncelerine bu altyapı zenginlik veriyor. Eğer orası kontrolümüzün dairesinde olsaydı o aynı cins olacaktık ve hiç kıpırdayamayacaktık. İnsanın devamlı değişime ve dönüştüme hamile olması, devamlı ona müsait olmasının sebebi insan herhalde değişkendir ya. Tahayyül ve tasavvurların değişkenliğinden kaynaklanıyor. Abi o zaman biz sizin mesela zenginlik dediğiniz şeye biz günah diyoruz. Ya bu nasıl olacak yani mesela? Bu zenginlikler dediğimiz şeyler mesela. Evet, lezzet dediğimiz şeyler. Ha. Şimdi buraya bir kuyudu itiraziyesi olması lazım. Yani hükmedilmesi lazım ki bazı şeyler bu helaldir, bu haramdır. Yani. Tamam. Fasık olunur. Ha, din buraya hükmetmiş ama şey olarak getirmemiş, ahkam olarak getirmemiş. Mesela bazı şeyler mesela güzele bakmak sevaptır diyor. Evet. Hemen din demiş ki seni gaflete ve ruhunu çökerten, Allah'tan uzaklaştıran, ruhunu kirlettiren şey güzel değildir. Mesela müzik ruhun gıdasıdır. Olsaydı hakikaten intihar etmezdi adam. Evet. İntihar edenler müzik eşliğinde ediyor. Yani oraya şeyler getirmiş, akamla getirmiş ama o eğer eyleme, Resul'ün dediği gibi eyleme dönüşmemiş sahaya. Eyleme dönüşmemişse tasavvur, Allah güne yazmıyor. Ama fasık olur diyor. Usta diyor ki hayalen fasık olur. Fasık olur ne demek? Yani kemalata seni götürücü malzeme iken, zemin iken, binek iken gidemiyorsun. Evet. Hayalin bozuk olunca tefekkür edemiyorsun. Ama orası tahayyül ve tasavvur sabit olsaydı hayvan olurduk. Çünkü hayvanların tahayyül ve tasavvuru sabittir. Yaşadığı cinstendir. Mesela o zaman ne olurdu? Düşündüğüm gibi hayalim olurdu. Hayal ettiğim gibi düşünürdüm. Peki sen hiç alakasız olduğun halde namazdayken seni alıp götürmüyor mu hiç? Mesela bir misal söyleyeyim. Götürür. Ben namaz kıldırıyordum. Hem de namaz kıldırıyordum. Araba sürüyorum namazda bir anda. Resulü okuyorum. Böyle bir tuhaf yani. Eğer ben bunları bilmesem zaten bunları da söylemeyecektim ama bunları bilmesem kafa yiyeceğim yani. Ne oluyor ya? Bir saati yatsı ya. Yatsı namazını kıldırıyorum. Araba sürüyorum. Karşımdaki tır, ben bu soldaki arabayı sollayacağım tır ileride. Böyle makas yapacağım diye yapamadım. Tırın altına girdim. Kafam kopmuştu. Tamam. Ve kenardan da ben de bakıyorum. Ama kopan da benim. Bakan da benim. O kopana ötekisi diyor ki bak arabayı yavaşlat. Bak böyle oldu. Görüyor musun? İkisini de. Bakan da bakılan, kaza yapan da yapan
birisi yaptırıyormuş. Bak örnek olsun. Yani niye anlattım? Bir anda hiç alakasız. Bazı önden veya arkadan gelen şeylerin habercileri. Bu neyi insanı zenginleştiriyor demek istiyorum. Yani ihtiyar bir iradenin dışında bunlar alemlere seni taşıyor. Tekrar o zaman bu sohbet-i nübüvvet de bu tahayyül ve tasavvurun münasebetine. Kıblesini koyuyor, zenginlik katıyor ona. Mesela değil sohbet, bir koku düşün koku. İnsana ulvilik verir. Koku, insana haz verir. Tefekkürünü açar. Tamam mı? Melaikeleri celbeder. Seni psikolojik sıkıntıya sokar veya psikolojiden çıkartır. Bu böyle olursa koku, tat, şekil, dokunma ve ses bu tahayyül ve tasavvurumuza devamlı malzeme yetiştiriyor. Sohbet-i nübüvvet bunu şey mi, sınır mı koyuyor tahayyül ve tasavvurlarına bunu? Yok. Şu yapıyor biliyor musun? Ya da itikatlarını düzeltti. Ondan sonra tahayyül ve tasavvurdan gelenleri düzgün bir şekilde formata mı soktu? Evet. O zaten öyle geçiyor. Dinler ne yapar vahiy? Tahayyül ve tasavvur istikametini ve kıblesine koyar. Bu ses yapma. Tabii bu haddi böyle. Kontrol edilemeyecek bir saat. Ama tamamen de değil. Yani mesela zanlar tasavvurdadır. Şüphe tasavvurdadır. Malzemeler, bilgi malzemeleri tasavvurdadır. Mekanın tamamen tahayyüldedir. Acılar tahayyüldedir. Zahirle hakikat münasebeti dimağda oluyor o zaman. Evet, zaten öyle diyor. Zahirden hakikate geçersen, kalpten olsaydı kalptekiler için ne diyor? Adi beşeriyetten iş yapamadıklar için mesela. Yani zahir ve batını, mülk ve melekütün olduğu cem olduğu dimağdır. Tamamdır abi. Ben tamamım en azından. Dimağdır. Onun için vahiy dimağa hitap etmiş, kalbe hitap etmemiş. Evet. Çünkü zahirden hakikate geçmek istiyor senin vahiy. O zaman seni oraya taşıyor vahiy. Peki ne yapıyor? Tahayyül ve tasavvurun kıblesini ve istikametini koyuyor. İki şey yapıyor. Hem kıblesini hem istikametini koyuyor. Her şeyin bir kıblesi var ama istikameti yoktur. Yani o düşünüyorum ben o şeyde, metruk evde. Fesubhanallah. Hayal olmasa, hayal, bu cümleyi unutmayacaksınız. Hayal değil. Mekanın ta kendisi, mekansız mekan. Bütün mekanlar orada, kendi mekanı yok. Bütün acılar, bütün lezzetler, bütün saadetler, bütün mesut şeyler hep orada. Rüya nerede oluyor abi? Tasavvurda mı? Onun bir alt mertebesinde oluyor. Tahayyülde oluyor değil mi? Şey mesela usta diyor ki, alim misal var, daha gelmeyenlerin olduğu yer. Buradan gidenler daire misale gidiyor. Daireleri var hayali. Ama rüyadaki hiçbir şey değil. Bana bak böyle... Hayal ettiğiniz var ya, hayal edebilmek ne demek biliyor musun? Ben anlayabilirsiniz aslında. Allah bunu vermemiş, hayal edemiyor. Adı da Kemal. Kulaklar için nasıl, Allah ettirsin inşallah. Ya dedim, kaleme bak dedim, bak. Ya öğretiyorum ya, eğitilebilir bu, at eğitmeni gibi. Kaleme bak, baktım abi. Hiç kafan çevir, kapat gözünü. Şimdi o kalemi hayal edemiyor. Niye koku anlamaması da bir şey. Yani bu hayal edebilmek var ya, insan olmamızın temel veri tabanları ya. Niçin çocuk ateşe şey yapıyor? Çünkü tahayyül ve tasavvurunda inkişaf olmadığı için onu hakikat zannediyor ateşin. Onun için ateş elini sokuyor. Ama tahayyül ve tasavvurunda malzemesi olsaydı, yani hayal edebiliyor musun? Ben İbrahim Hakkı'ya ekledim. Siyahta olmak için diyor ki, gülüp ağlayabiliyor musun? İştahlı yiyip tuvalete gidebiliyor musun? Yürüyüp terleyebiliyor musun? Sevip ve nefret edebiliyor musun? Dedi. Siyahtlısın. Ben ekliyorum İbrahim Hakkı Hazretleri. Tahayyül ve tasavvur edebiliyor musun? Manevi siyahatın alametidir. Şu anda onu yapıyorsunuz siz zaten şu anda. Şu anda
O sistem çalışıyor. Bak şimdi, hayali mekanı var mı yok? Bir hayal et bakalım. Allah, neleri halk ediyoruz? Allah halk eder. Ben hayalde, ben de halk ediyorum. Halik ismine mazhar oluyorsun. Niçin? Hayal ettiğin şeysin ya. İyi hayal et. Niye kötü şeyleri hülyalar etti diyor. Kendini diyor, bahçeli bir yerde kendisini diyor, fena yerlerde, kötü yerde zannetti diyor. Evet. Dolu dolu. Kendi nazarında fena bir memlekete düştü. Nazar nedir? Tasavvurdur. Evet. Emrin ismi, emri itibariyle nerede biliyor musun? Tasavvurdadır. Cüz-i ihtiyarı nerede biliyor musun? İltizamdadır. Altıdaki ise. Evet. Vallahi ben de çalıştım iltizama da. Demek ki size nasip olmuş abi. Çalışın. Tamam. İltizamdadır. Cüz-i ihtiyar. Allah. Onu bulduk, Allah nasip etti. Böyle dağlara çıkıyorum Resulü. İşte Almanya'da şey, Almanya tişörtü İstanbul'da. Böyle bak dün alıyorum çay arağını. Ondan sonra bir de şimdi Allah razı olsun. Ondan sonra kardeşin şeyiydi telefon. Bu kalem var ya, kalem. Şimdi kalem de şey yapıyorum. Yazıyorum veya çiziyorum veya kayıt yapıyorum. Tamam mı? Orada dolaşıyorum, oturuyorum. Öyle hiç kimse böyle o metruk evlerde, virane olmuş yerlerde, çocuk. Daha çok benim çocukluğum geçtiği yerlerde. Öyle televizyon yoktu, bir şey yoktu, çocuk yoktu, tek yaşamış. Merzelerde biliyorsun burada, usta bilir. Tepede, o bir ev tepede, öteki ev tepede. Biz çocuk görmedik, çocukken. Yani, peki ne anlatmaya çalışıyorum? Geç Ramazan böyle şey yaptığınız zaman, hayalimizi derinlemesine girmesine sebebiyet veriyor. Başka giremezsin Resul. Yani yeni yeni taze hayaller seni fazla canlı tutmaz. Hayata bağlamaz seni, öteye taşımaz. Fazla malzeme getirmez. Ben o yaşadıklarımı gözümü kapatıyorum böyle. Allah Allah, bu nedir ya, bu hayal olsa bu kadar etkilenmem. Aynen yaşıyorum, aynen hayal ettiğim şeyi. Bir baktım ki mekana giriyorum. Saatler belki dakikalar geçiyor. Öyle bir zenginlik katmış ki Mustafa, nasıl ifade edemeyeceğim. Tahir ve tasavvur insan öyle bir zenginlik katmış ki bir ifade edemiyorum ya. Artık bunu diyesim geldi. İnsan insan eden budur. İnsan insan eden bunlar. Bu ikisi. Üstad, hayalimi dahi israf etmedin diyorsa Üstad da öylese... İnsan normal karşıya yani bu kadar külliyata yani 40 bin müşahadatın demesi yani. Şey anladın değil mi? İsraf etmedim diyor yani hayalim. Öyleyse hayal, özellikle her an bir yerlere gidiyor, sabit durmuyor. Mustafa, ben Merze'deyken, Merze yok ha, yıkılmış, tarmar olmuş. Taşları bile örtülmüş, toprak kaplamış. O harabezade binaya bakıyorum, ne anlatacağım biliyor musun? O çocukken cam dediğimiz şey yani, ne delik, tahta arası. Tahtayı görüyorum, tahta arasında bakan ben kendimi görüyorum. Bakarken inanın neler hissediyordum o zaman, 50 sene önce. Aynı şeyi hissediyorum. Ne düşünüyordum? Düşünüyorum. Bir tuhaf, ustad işini düşün. Hayalen Cezire Tınar'a gidelim diyor. Peki kalk da bunu televizyon seyretmeyle gitsin. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Televizyon kendini de kendini izlesene. He? Televizyon kendini de kendini izlesene. İzlesene. Bir tane bir söz var ya bizim işte. Hariçten kendisini izleyemeyen, bakamayan, kimsenin gönlüne bakmaya talip olmasın. Hariçten kendisine bakmayan, kimsenin gönlüne bakmaya hakkı yok. Şimdi bu işte iksir, Allahu alem, bunları istikamet ve kıblesine koyuyor, sahabe patlıyor tabii. Evet. Ama incizap, bunun üçünü de bilmemiz lazım arkadaşlar. Böyle laf değil bak. İnikas dima aittir. İncizap kalbe aittir. İksir ruha aittir. Üçü de kıble, göz, gez, arpacık. Mermi 12'den vurur. Askerlik yaptınız değil mi? Yapmayan var mı? İyi iş var. En üstte ne ömür? İyi misin? Göz, gez, arpacık. Hatırladın mı?
göz, gez harpacık. Üçünü bir denk getirdiği zaman melmun ikiye vurur. Ama bir tanesini kaydırdı mı ikisi de pekişeyle. Yani bunu üçe getirdi mi 12. Ha zahirde yani sahabe nasıl peygamberin bir sohbetinde bir kadimde zahirden hakikate geçiyor. Bir, eğer şöyle düşünürseniz ilim aldı kafasına depoladı bunlar gitti başka memleketlere mümkün değil. Ha o zaman ne? Biz Adem Aleyhisselam'ın aynı fotokopisi olduğumuzdan وَعَلَّمَ عَادَمَ الْاَسْمَاءِ كُلَّهَا Adem'e bütün isimleri öğretildi mi? Bütün ilimler var mı? Var. Onu nasıl uyandıracaksın? Ha, biz şu anda çalışarak uyanıyor, çalıştığımız kadar. Peygamberin şeyi ise dalgıçlığı öyle değil o. Ashabin aldığı kadar değil, peygamberin şu özelliği de vardı. Giriyorlardı, yapılandırıyorlardı içeride. Evet. Nübüvvetteki. Nüfus vardı onlarda. Bir de şey söylüyor 27. sözde. İnsiba var, inikas var. İnsiba var. Fazlalıktan insiba var. Ha fazlalıktan mı? Ha. Fazlalıktan insiba var. Boyalamak var. Kendini dönüştürüyor. Üçü hariçtir. İnikas senin dimağın. İncizap senin kalbin. İnikas senin ruhun. İnsiba bana dönüştürmek. Boyuyorum. Diyor ya Peygamberimiz Aleyhisselam'a için soruyor Ayşe Validemize diyorlar. Ahlakı nasıldı? Siz Kur'an okumaz mısınız? Kur'an ahlakıyla. Hulukul Kur'an diyor değil mi? Yani boyalıyor. Yani inikas sen, sendeki dima. İncizap senin kalbi. İksir senin ruhun. İnsiba boyalamak benim benim gibi oluyorsun. Ben oluyoruz. Peki şöyle diyelim. Ustad ders veriyor. Lisan. Aynı dersi ben yapıyorum. Aynı dersi başka bir abi yapıyor. Tesir aynı mı? Bir de ben yapıyorum. Ders ayrı mı? Yok değil işte. He? Bir de ben okuyorum. Tesir aynı mı? Değil işte. Peki düz dahi okusan aynı mı? Yok. Aynı değil. Ne var peki? Burada mana yok ha. Burada mana yok. Manaya işaret var. Muş 10 kilometre diyor Muş'a. Muş'a hoş geldiniz diyor tabela. Tabela Muş değildir. Usta diyor ki o manalara diyor alametler koydum diyor. Taşlar koydum. He taşlar koydum. Peki sen manayı mesnevi de için söylüyor. O manalara taşlar, işaretler koyduk. Nevine. Burada mı? Hayır. Peki bu ne yapıyor okudun? Buradan bir şey almıyorsun. Bu sendekini uyandırıyor. İtikad sende var zaten. İtikadımı düzeltiyor abi. Bak böyle düşüneceksin diyor. Bu gelirse budur diyor. Bu aslında burayı okuyorsun. Bak bunu okurken burayı okuyorsun. Bu zahide bunu okuyorsun gibi. Mesela aynada da öyle. Bunu mu görüyorsun bunu mu? Bunu. Niye bunu saçını düzeltmiyorsun? Bunu saçını düzelt. Hiç şüphe var mı bundan? Ama kesinlikle bunu görmüyorsun. Kitap okurken kendini okuyorsun. Bunun gibi. O onu okumuyoruz. Kitabı niye okuyorum? Kendim okumak için. Kendim okuyorum. Kitap okumuyor. Aynadır. Allah Resulü diyor ya ben bir aynayım. Herkes kendisini bende görür. Bak kokular için neler lazım yazıyordum. Siz gelmedin. Dersinde sabot ettik abi seni. Ha devam. Devam abi. Ben aslında biz sabote ettik Mustafa'yla. Biz ikimiz sabote ettik abi. Neyse. En fazla girdim. Şeye girecektik biz. Zahirden hakikata geçip akrabinin kuşatana bakan bir velayettir. Ben bundan sonra şey yapmayayım Mustafa. Sen biraz ben düz okuyayım abi. Yok düz okuma.
Okundu artık. Mustafa şey yapsın, devam etsin. Şimdi bu Zahir'den hakikate geçip akrabetin inkişafına bakın, oraya üzerine duruyoruz da. Bu Emir Dağ'da akrabetinle inkişafına bakan yeri anlatıyor. Sayfalar da söylesin. 147'de. Akrabiyetin ilahi inkişafına nasıl mazhar olur insan? En baş tarafında Memur Dalaykası 1. İki tefekkürden bahsediyor. İkinci diğer tefekkür ise enfus olan tefekkürde en kuvvetli ve hakka yakın derecesinde vicdani ve hissi. Bir derece şuhudi olan hakaiki insaniye, hakikat-i insani haritasını, enaniyet-i beşeri fiilistesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütala ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sır akrabiyete veraset nübete bakar. Yani bu üç tane şeyi tefekkürle, en kuvvetli hakka yakın derecesine vicdana ve hissi, bir derece şuhudi olan hakikat insanı haritasını. Yani burada da Arabi ibarede de hakikat insanı haritasını sayıyor bunları. Bu aynı zamanda hulasatı hulasadır. Hizbul Hakayık'ta olan bir şey. Burada 18 tane şey var sana burada. Hakikat insan haritasını. Nedir hakikat insan haritasını? Bu Arap ibarede geçiyor bunların hepsi. Biz okuyalım burayı. La ilahe illallah vacil vücudin el vahidun ehadu bilisan hakikat insaniyeti bi kelimati hayatiha hissiyatiha ve secciyatiha ve min kıyasiyatiha ve mir'atiyatiha ve kelimati sıfatiha ve ahlakiha ve hilafatiha ve hissetiha enaniyetiha ve kelimati mahlukiyetiha camiat ubudiyetiha mütenevi'at ihtiyacatiha kesretil fakrıha acziha naksıha gayril mahdudatı istidadatiha gayril mahsurat. Kaç 18 metri? 18 tane de vasıf var. 18 bin adım da bak insandaki şey. Hakikat insan haritası. Şimdi Üstad bu kısa şifre olduğunu söylüyor bunu. Hangisinin? 18 tane insan, hakikat insanı için saydığı maddeler. Yani bunlar şifre, insanın şifreleri bunlar yani. Hakikat insanın şifresi bunlar. Şifre diyor Üstad bunlar. Bunlara şifre diyor. Şifre diyor bu kısa Allah şifre. Allah Allah, kendisi değil ha. Bak şifre hazinenin kendisi değil. Yani onu koyalım. Yani ays, fark, naks, ilahı saydı, 18 tane burada madde saydı. Onlar hepsi birer şifredir, insani şifreler. Şifre olduğunu söyledi. Sonra enteresan, yine gayet muhtasar bir şifreyle tercüme ve izah edeceğim. Şifre, muhtasar bir şifreyle izah ediyor. 18 tane insanın şifreyi yine muhtasar bir şifreyle izah ediyor. Ve tercüme izah edeceğim diyor. İşte burası orası. Bak şurayı okuyalım. Evet, ben hulasa okuduğum zaman koca kainat nazarımda halka-i zikir oluyor. Fakat her nevi nisanı çok geniş olmasından fikir yoluyla sıfat ve esma ilahi ilme yakın ile izan etmek için akıl çok çabalıyor. Ve sonra tam görür. Ve üstadın hani inkişaf etmiş olan değil mi? Tahayyüdü, tasavvurdu, tahakkulu ne kadar ziyade inkişaf etmesine rağmen yine de diyor esma ilahi ilme yakın ile izan etmek için akıl çok çabalıyor. Sonra tam görür. Niye? Çünkü her nevi lisanı çok geniş olduğundan zor oluyor. Sonra hakikat insaniye baktığı vakit, enfüse baktığı vakit, o cami mikyasta, enfüste cami mikyas var. O küçük haritacıkta, küçük bir harita, sonra cami bir mikyas, yani bütün Esma-i İlahiye, Sıfat-ı Kudsiye'nin, Şunat-ı Zatiye'nin, bütün şeyler, numunelerini kendisi cem etmiş, toplamış. Cami mikyas diyor. Her bir ölçü. O doğru numunecikte ama doğru.
Doğru numunecik. Yani Esma-i Nisa'nın numuneleri hepsi doğru. Yani sende şefkat var ama Rahim ismi aynadarlığın var yani. Kaynağı orası. Doğru yani. Senin şefkat hani etten, kemikten, kandan, cismaniyetten gelmiyor yani. Kuru bir şey değil. Yani kaynağına işaret ediyorsun sen yani. Doğru bir kaynağı var. Rahim isminin senin bir cilvesi var. Veya sen çok cömertsin mesela. Cevat ismi var yani. Evet. Yani hakikatte hani aynadanlık ediyor insan yani. Hani şeyde diyor ki 30. sözde zahir malikiyetiyle Halik'in hakiki malikiyetini fehmeder. Yani ene kendine zahiri bir müşahhasiyet vererek işte merhamettir, cömerttir, şefkattir, muhabbettir. Ama hepsini hakikisini anlamak için yani. Numunesi var insanın yansın abi. Bunlar o zaman hepsi birer nedir? Doğru numunecik yani. Aynı zamanda burada saydığı şeylerde 30'un sözde enaniyetin, mana hariciyetin hepsini sayıyor bunları. Ruzname, harita, mizan. Ene bunları yapıyor yani. Zahir de kendine bu şekilde bunlarla beraber hakikatte Cenab-ı Hakk'ın bu isim ve sıfatlarındaki bu şeylerini anlıyor. Hakikat insaniye. İşte bunlar her biri şifre. Yani sende şefkat olması, şefkatin bir numarası sende şifre. Şifre. Hatta eğer aynadalık yaptığın insan şuuruna varırsa, ondan geldiğini, kaynağını intikal ederse, yani ben zahirde böyle diyorum, oysa hakikatte, fakat da bende şefkat yoktur yani. Ben hakikatte ben buranın sahibi değilim ama kendime malik nazara bakın, kainatın malikini anlamak için bir mesnevide. Kendime malik nazarıyla bakıyorum, takdir malikini anlamak için. Hani şunat-ı zatiye dediniz ya, şunat-ı zatiye insandaki numuneleri var ya, Hazreti Mukaddes-i Mehmet'in mesuliyet 18. şeyde sayıyor, 7 tanesini sayıyor, 18. mektupta. Zahirden hakikate geçen şifreleri mi söylüyorsun abi şu? Aha. Bir ara verelim mi? Verelim. Daha canlı oluruz. Olur abi. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Nasıl yapıyoruz abi? O şeyde bir devam edelim Emir'de abi. Evet. 147'de insani şifrelerde. Bak şu Emir'de bu şeyin başında, dersin başında şöyle bir tabir var. Şuradan alalım. Aziz Sıddık kardeşlerin 100 defadan ziyade gayet kıymetli bir hakikat-i maniye bana görünüyor. Allah Allah. 100 defadan ziyade. Subhanallah. 100 defadan ziyade gayet kıymetli bir hakikat-i maniye bana görünüyor. Ankara ehemmiyeti bir yer yani. O gözüküyormuş. 100 defadan ziyade gayet kıymetli bir hakikat iman. Yani iman hakikatleri diyorsa 100 defadan ziyade ehemmiyeti görüyor. Burası da zaten bu iman hakikatlerinin ehemmiyeti enfusinden mevzusu. Akrabetiyle enkişafına bakan bir mevzu yer yani. 18 tane maddeyi saydın mı? Aha. Tekrar okuruz orayı. Tamam. Telifi zamanı tamam olması hikmetiyle ne kadar çalıştım, o çok ehemmiyetli hakikati avlayamadım. Vazihen ifade ve ihsas etmek için bekledim, muvaffak olamadım. Şimdi gayet kısa etle o çok geniş, çok uzun hakikatten kısacık bahsedeceğim. İnnallâh halakal insan alâ suratil rahman hadisi hem Cevamiül Kelim'den hem müteşabih hadislerdendir. Pek büyük ve külli nüktesi benim kalbime hulasat-ı hulasa ile Cefyanül Kebir okuduğum vakit zahir oldu. Pek büyük ve külli nüktesi
bu hadisin pek büyük ve külli bir noktası varmış. Ve bu hadisin aynı zamanda camül kelimden hem müteşabih olduğunu söylüyor. Pek büyük külli noktası benim kalbime hulasatul hulasa ile cefrenul kebir okuduğum vakit zahir oldu. Külli noktası zahir oldu. Ben de o acip ve çok güzel nükteyi, acip ve çok güzel nükteyi kaçırmamak için şifreler, işaretler nevinden Hulasat-ı Hulasa'nın 17. mertebesi olan Kur'an lisanıyla şehadet ve 18. mertebesi olan kainat lisanıyla şehadet ortasında o şifreleri, işaretleri şöyle koydum. Şifreli işaretleri koydum diyor. O acip ve çok güzel nükleyi kaçırmamak için. La ilahe illallahü vacibul vücudi el vahidul ehadu bilisanil hakikati insaniyeti bi kelimati hissiyatiha hayatiha hissiyatiha seciyatiha mükiyasiyatiha ve miratiyatiha ve bi kelimati hissiyat sifatiha ve ahlakiha ve hilafetiha ve fihristehetiha ve enaniyetiha bi kelimati mahlukiyetiha cami'a cami'ati ubudiyetiha mütenevviati ihtiyacati hal kesretil fakrıha acziha naksıha gayril mahdudati istidadati hal gayril mahsurat. İşte bu kısa şifreyi yine gayet muhtasar bir şifreyle tercüme ve izah edeceğim. Şifreyi şifreyle izah ediyorum. Bunu hulasat-ı hulasaya bir haşiye yapınız. Evet, ben hulasat-ı hulasayı okuduğum zaman koca kainat nazarımda bir halka-i zikir oluyor. Fakat her nevi lisanı çok geniş olmasından fikir yoluyla sıfat ve esma ile ilmel yakın ile izan etmek için akıl çok çabalıyor. Sonra tam görür. Hakikat insaniye baktığı vakit, bak kainata baktığı zaman fikir yoluyla sıfat ve esma ile ilmel yakın ile izan etmek için akıl çok çabalıyor. Yani kainat kitabında Esma-i İlahi'yi ilme yakın baktığı zaman işte her bir lisanı çok geniş olduğundan akıl zorlanıyor diyor. Fakat bu Esma ve Sıfat-ı İlahi'yi Hakkat insaniye baktığı zaman iş değişiyor. Hakkat insaniye baktığı vakit o cami mikyasta, Hakkat insaniye var dediği şey cami mikyas, küçük haritacıkta, o doğru numunecikte, o hassas mizancıkta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat'i ve şuhudi ve izanı bir vicdan, bir itminan, bir iman ile o sıfat ve esmayı tasdik eder. Hem çok kolay hem hazır yanındaki aynesinde. Bu saydığı şey hakikat insaniye haritasında işte cami mikyas aynı zamanda hakikat insan haritası doğru numunecik dedi. Hassas bir mizancık. Çok hassas mizanlar var hakikat insaniyede. O saydığı şifreler. Enaniyet hassasiyetinde öyle kat'i ve şuhudi fakat kat'i ve şuhudi olarak ve izani bir vicdan ile izani bir vicdan ile itminan ile zaten burada söylüyor izani bir vicdan yani en kuvvetli hakka yakın derece vicdana ve hissi bir derece şuhudi olarak vicdan-ı izan ile itminan bir iman ile o esma ve sıfatı o sıfat ve esmayı tasdik eder. Yani hakikat insan haritasında bunları tasdik eder. Fakat çok kolay, bak, üç tane burada farklı şey var. İkisi burada, biri de orada. Çok bir, ikincisi hazır yanındaki aynasında. Burada da bir tabir var. Çok kolay hazır yanındaki aynasında. Burada da bir cümle var. Az bir tefekkürle. Bak, az bir tefekkür. Bak öbürü kainat kitabı ne kadar zor Esma-ı Sıfat-ı İlahi'yi anlamak için. Ama hakikat insan haritasında az bir tefekkür. Ondan sonra çok kolay dedi. Ve hazır yandaki kendi aynasında. Kendi aynasında ha. Az bir tefekkür. Az bir tefekkür ve çok kolay. Çok kolay. Ve bu yukarıda dediği doğru numunecik, hassas bir zancık, cam mikyas, küçük haritacıkta o Esma-ı Sıfat-ı İlahi'yi ne yapıyor? İşte kat'i şuhudi bir şekilde, şuhudi, kat'i şuhudi diyor, izani bir vicdan ve itminan ve iman ile Esma-ı Sıfat-ı İlahi'yi tasdik ediyor.
Çok kolay. Hazreti kendi yanındaki aynasında ve az bir tefekkürle. Hiç uzun seyahat fikriye muhtaç olmadan, yukarıda dediği gibi muhtaç olmadan imanı tahkiki kazanır. Ve innallah halakal insan araf suretin rahman hakiki bir manasını anlar. Hakiki manasını. Bu hadisin başta müteşabih olduğunu söylemiş üstad. Cevamül kelimden olduğunu söyledi. Ve çok büyük ve külli bir noktası. Şimdi bu manada ustanın kalbine zahir olmuş. Kulasız kulasa cevşunluk kebir okuduğu zaman zahir olmuş. İnsanın şifreler zahir olmuş. Evet, nasıl ki ehli tarikat seyri enfüsü ve afaki ile marifet ilahiyede iki yol ile gitmişler ve en kısa ve kolayı kuvvetli ve itminanlı yolu enfüste, yani kalbinde zikri hafi ile kalpte bulmuşlar. Ehli tarikat enfüsü ve afaki ile marifet ilahiyede iki yol ile gitmişler ve en kısa ve kolayı ve kuvvetli ve itminanlı yolu, hem kuvvetli hem itminanı yolu enfuste, yani kalbinde zikri hafi kalpte bulmuşlar. Aynen öyle de yüksek ehli hakikat dahi marifet ve tasavvur değil, belki ondan çok âli ve kıymetli olan iman ve tasdikte iki caddeyle hareket etmişler. Yüksek ehli hakikat dahi marifet ve tasavvur değil, belki ondan çok âli ve çok kıymetli olan iman ve tasdikte iki caddeyle hareket etmişler. Marifet ve tasavvur. Bunu Ayet-i Kübra'da marifet ve tasavvuru çok güzel izah eden bir yer var. Yani bizim marifet ve tasavvur nasıl oluyor? Ehli hakikat dahi marifet tasavvur değil. Belki ondan çok âli ve kıymetli olan iman ve tasdikte iki caddeyle hareket etmişler. Biri kitab-ı Kainat-ı Mütala ile Ayet-i Kübra ve Hizb-ül Nuriye ve Hulasat-ı Hulasa gibi afaka bakmaktır. Diğeri en kuvvetli, Hakk'a yakın derecesinde vicdan ve hissi, bir derece şuhudi olan hakikat insanı haritasını, enaniyet-i beşeri fiilistini, fiilistesini, mahiyet-i nefsiyesini mütala ile. En kuvvetli, Hakk'a yakın derecesinde. Hakk'a yakın derecesinde vicdanı ve hissi, derece şuhudi olan hakikat insani haritasını ve enaniyeti beşeri fiilistesini ve mahiyet nefsiyesini mütalayla, bu üç tane şey mütalayla imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sır akrabiyete ve veraset nübete bakar. Bak, mütalayla, bu üç tane şey mütalasıyla beraber imanın şüphesiz mertebesi çıkarıyor ve sır akrabiyet ve resmlere bakar. Üç tane şey. Üç tane bir de okuma. Üç tane. Hakikat insanı yaratası. Bir. Enaniyet-i beşere fiilistesi ve mahiyet-i nefsiyesini mütala ile. Burada hakikat insanı yaratasının şeyde şifre durursa söyledi. İşte bunları tefekkürle beraber. Ne dedi? Çok kolay. Dedi, Hazine'nin kendi aynasında, orada da az bir tefekkürle bunları mütalaa ile beraber imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi. Çünkü burada ne demişti? Hemen başta dedi zaten, aynı şeyi burada da söyledi. Yani kat'i ve şuhudi izanı bir vicdan ve itminan ve iman ile. Kat'i şuhudi izanı bir vicdan ve itminan ile. Olduğu için şüphesiz ve vesvesesiz bir mertebe. Esma-i İlahi tasdik hususunda, iman hususunda mertebeye çıkar ve sır akrabiyet veraset nübete bakar. Akrabiyet ilin kışafına medar oluyor. Evet, atıflarıyla bu kadar. Evet, burası böyle bu kadar. O akrabit ilahiyle meşgul olduğunu şeyde bakmıştık buraya. 37. sözümüz elinde.
sahabelerin kurbiyet ilahi noktasındaki makamlarına velayet ayyada yetişilmez. Çünkü Cenab-ı Hak bize akreptir ve her şeyden daha ziyade yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Birisi akrabiyetin inkişafı iledir ki nübüvvetteki kurbiyet ona bakar. Akrabiyetin inkişafı. Şimdi burası çok önemli bir yer. Emirdağ 147. Niye? Çünkü akrabiyet zaten Cenab-ı Hak bütün mahlukatına her şeyden her şeye yakın. Her şeyden daha ziyade yakın. Bir akrabiyeti var. Fakat bizde inkişaf meselesi. Yani şu Emirdağ'daki bu ders, bu tefekkür, bu mütala, bu üç tane şeyi tefekkür, mütala ile beraber onun inkişafı oluyor sana. Bak, akrabiyetin inkişafı oluyor. Akrabiyetin zembereği yok. Evet. Hakikat insani, enaniyeti, beşire filistesini, mahiyeti nefsini, mütala. Mahiyeti nefsini, mütala. Üçünü ne kadar muvaffak olursa akrabiyet o kadar. Evet. Çünkü üçünde burada dediği gibi kat'i ve şuuri bir izan, izani bir vicdan, bir itminan, bir iman ile o esma ve sıfatı, o sıfat ve esmayı tasdik eder. İşte akrabiyet ile o zaman inkişaf eder. Yani o zaman tam manasıyla mahane ismi cihetinden tecerrüt etmiş olur. Yani 30. sözde enenin bir orada daha ziyade mahiyet insanı, mahiyet insanın genelde mana arficiyeti. Mana arficiyetinde yine aynı şeyleri kısmen sayıyor. İşte mizan olduğunu, harita olduğunu, rüzgarma olduğunu orada aynı şeyleri sayıyor. Yani enenin mana ismi cihetinden tecerrüt etmiş olur yani. Yani işte orada zahir malikiyetiyle Halik'in hakiki malikiyetini fehmeder. Tamamıyla İnsan istimal ettiği ifadelerin tam manası hepsi bir zahirden ibaret olduğunu, yani mecaz manada kullandığını intikal eder. Kendini o zaman hiçbir şekilde vücut rengi veremez. Eğer akrabiyet ile inkişafı olursa, olmazsa o zaman yani vücut rengi verebilir. Adem'e vücut rengi verir yani. Manis bir cihetin Adem olduğu için insan, Adem'e vücut rengi verir. Eğer inkişaf ederse artık, çünkü mesela artık burada dediği gibi kat'i ve şuhudi ve izanı ve vicdan ve bir itminan iman olduğu için artık mana ismi vücudu kalmıyor kendi aleminde. O şu anın idrakına, onun şuuruna vasıl oluyor. Artık Cenab-ı Hakk'ın manevi yakınlığını hissediyor yani. Mana ismiyle vücut kalmıyor. Zaten yoktu, yok yok olmuş oluyor. Ama o yeni sözde de yok yok olsa var olur. Nefi nef ispattır. Yok yok olsa var olur. Zaten yoktu. O zaman Cenab-ı Hakk'ın manevi yakınlığını eder. O zaman işte insan mahiyet insaniyedeki hani felsefe İbn Sina, Farabi gibi Aristo'nun felsefesinde işte Şaşayi sürüsüne meftun olup o mesleğe girdiklerinden hani yüksek mertebelerini düşünüyor. Alim derecesini kazanmışlar diyor. Yani onlar teşebbü bir vacip diye bakmışlar insanın gayeti ve gayesine. Hızlıkları insanın mahiyeti insaniye ve vacip vücudun mahiyetine kıyas ediyor. Nihayetsiz aciz, nihayetsiz fark, nihayetsiz nakıs olan mahiyet insani nerede? Nihayetsiz gani, nihayetsiz efendim kahve olan mahiyeti, vacip vücudun mahiyeti nerede diye. Yani insandaki o mahiyeti insanideki aciz, fark, naks, kusur tam manasını insan bunu kendi hakiki manası, kendi hakiki mahiyetinde olan bu hakikati tam hissetmekle bunun farkına varmak o zaman Cenab-ı Hakk'ın kudretini, hikmetini, rahmetini o zaman hissediyor yani. Normalde sen buradan oraya yürüyememen gerekiyor. Görmemen, duyamamen, düşünememen, hiçbir şey yapamaman gerekiyor. Her şeyi yapıyorsun. O zaman yaptıranın o olduğunu, o kudretini, tasarrufunu hissediyorsun. Hani Veysel Kan Hazretleri'nin o şeyi mektubattaki şeyin münacatında bizden başkası bizde tasarruf ediyor diyor. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Kapıyı kapatsa. Orayı kapatalım. Kapat. O şeyden dolayı ses böyle telefonu. Ama nasıl söyleyeyim? Ses bulunduğu yerini. Evet. Hissediyorsun artık Allah sana. Bunun kudretini hissediyorsun. Akrabinin kudretini hissetmek. Akrabiyetini. Onun gördürdüğünü artık görüyorsun yani.
onu işittiriyor sana her şey. Her şeyin ondan olduğunu. Hani hem Esos değil, hem Os değil, hem Ezos'tur. Hüyt'in Rabi Vasi'de 18. mektupta var ya. Bu ne kadar kolay değil mi? İşte dedi, çok kolay dedi. Hazır yanındaki kendi aynasını görüyorum. Ve az bir tefekkür dedi. Yani Allah öyle bir şey ki az müteveccih olmakla bu manalar açılıyor. Ama harici tefekkür ettiğin zaman uzun ya. İşte orada dediği gibi çok zor dedi. Aman aklını düşün ki akıl diye çok çabalıyor diyor. İşte inkişaf etmiş kadar aklı vesaire hissiyatları. Çok çabalıyor, zorlanıyor diyor. O da ilmel yakın. Ancak anlıyor yani. Hakikat insanı öyle değil. Yani bu da muvaffak olursan işte. Evet. Öteksin diyorum yani. O çok zor olan. Çok zor. Ama kendini mutabe ettin menfusi. Yani bu şey için söyledim bir daha. Enfusi dersler ne işinize yarayacak soranlar için söylüyorum. Akrabiyet-i ilahinin inkişafına sebep olacak. Akrabiyet-i ilahinin inkişafı da Allah'ın mahiyetini, hakikatini böyle çok kolay, çok zor değil. Hakikati... Yani kendi benliğinden vazgeçmesi nispetinde istemez Cenab-ı Hakk'ın hakiki varlığı insanın artık ruhunda, artık hissiyatında, kalbinde hissediyor yani. Hani malum şeyde birinci mertebi nuri hasfiyede çok dehşetli bir orası. Birinci mertebi hasfiye nuri, dördüncü şu anda. Bak şu tabire bak. Yani dehşetli sorular. Çok acayip bir şey söylüyor orada. Bendeki aşk-ı beka, bak bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil. Hani kendi varlığının devamına değil diyor. Sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemal-i mutlak sahibi Zat-ı Zülkemal'ın, Zülcemal'ın bir isminin, bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan fıtratımda, bak bizzat mahbub olan kemal-i mutlak sahibi Zat-ı Zülkemal'ın, Zülcemal'ın bir isminin, bir cilvesinin mahiyetimde gölgesi bulunduğundan mahiyetimde gölgesi bulunduğundan fıtratımda o kamil mutlakın varlığına, kemaline, bekasına müteveccih olan muhabbeti fıtriye. Bak insanın yine fıtratında, yani Allah insan fıtratını kendine dönük yaratmış ama insan ne yapıyorsa suistimal ederek onu ne yapıyor? Kendi fani olan varlığına çeviriyor. Muvakkat olan kendi bekasına döndürüyor yani işin yüzünü. Çok acip yani. O kamil mutlakın varlığına, kemaline, bekasına müteveccih olan muhabbeti fıtriye gayet gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış. İşte bu gaflet nedir? İşte yani kendi bende buradaki gaflet oluyor sana. Kendine dönüyor yani. İşte gaflet ediyor. Tefekkür diyor, gafleti izal eder. Mesle 147'ine. İşte bu tefekkür olursa bu 147 emir dağda o gafleti izale ediyor. Yani bu manalar tefekkür edilirse gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış. Aynanın bekasına aşık olmuştu. Yani kendisine, kendi benliğine. Yukarıda dediği bendeki bekaya değil diyor. Aşkı beka. Kendi bekası için Allah vermemiş ama insan bu kendi bekaya. Hani kendi burada yolunu şaşırmış çünkü gölgeye yapışmış, aynanın bekasına aşık olmuştu. Buradaki aynanın bekası aynı, kendisi oluyor, kendi bekası oluyor. Mana ismi cihetiyle, kendine vermiş olduğu vücut rengi. Şimdi ne diyor? Hasbunullah'ın perdeyi kaldırdı. Aynı onun gibi de bu tefekkürde bu kaldırıyor işte. Kaldırdı, gördüm ve hissettim. Hakka yakın zevk ettim ki, bak perde kalkınca, yani kendi benliğinden vazgeçince, mana ismi cihetinden vazgeçince, gördüm, o zaman görüyor işte, hissettim, hakka yakın zevk ettim. Hakka yakın. Zevk ettim ki, neyi şey yapmış bunu, neyi zevk etmiş, görmüş? Bekamın lezzet ve saadeti. Aynen ve daha mükemmel bir tarzda. Yukarıda ne demişti? Aşk-ı beka, bendeki bekaya. Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değildi. İşte burada
hakka yakın bir şekilde gördüm, zevk ettim ki bekamın lezzet ve saadeti, normal insan kendi varlığının devamında bir saadet ve lezzet olduğu gibi aynen daha mükemmel bir tarzda baki zülcelalın bekasına ve benim Rabbim ve ilahım olduğuna imanımda ve izanımda ve ikanımda vardır. Yani insan kendi bekasında bir saadet, bir lezzet hani vardır ala külli hal. Fakat diyor usta aynen onun gibi, fakat diyor daha mükemmel bir tarzda baki zül kemalın bekasına ve benim Rabbim ilahım olduğuna imanımda, izanımda, ikanımda vardır. Çünkü onun bekasıyla benim için layımut bir hakikat tahakkuk eder. Layımut bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin gölgesi olur, daha ölmez diye şuuri makarur eder. Bakın hani kendi benliğinden vazgeçtiği anda işte Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve Cenab-ı Hakk'ın varlığının saadeti insan ruhunda ne oluyor? İşte benim mahiyetim şey yukarıda dediği gibi onu benim Rabbim ilahım olduğuna imanımda, izanımda, ikanımda vardır. Fakat bu insanın kendi bekasının lezzet ve saadetinden daha fevkalade bir şekilde bir saadet, bir lezzet oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın artık varlığı insan kendi ruhunda yani izan etmesi, ikan etmesi. Çünkü onun bekasıyla benim için layımut bir tahakkuk, layımut bir hakikat tahakkuk eder. Ama kendi bekasının layımut bir hakikat yoktur. Çünkü kendi bekasının zevali vardır. Çünkü kendi bekası fani. Ama insan Allah'ın bekasında ne vardır? Layımut bir hakikat tahakkuk eder. Onun için onun bekasıyla benim için, yani sen o zaman ona intisapla onun bekasıyla layımut bir hakikat kazanırken ama kendi bekanla onu kaybettiği zaman bulamayınca o zaman ne oluyor? O zaman fena ve ademe gidiyor. Fena ve fenaya ve zevale gidiyor o zaman. Dehşet alıyor o zaman. İnsanların şimdi hani imanı zayıf ve imansız insanlar nasıl ölümden dehşet almaları, zevaldan, fenadan ürkmeleri, korkmaları işte o, onu bulamamasından yani. Hakiki daimi bekayı baki olan zatı bulamamasından. Onun bekasıyla benim için layın hakikat tahakkuk eder. Onun bekasıyla, onu bulunca. Eğer onun bekası olmayınca kendi bekası zevala gittiğinden dolayı, fenaya gittiğinden dolayı zaman dehşet ediyor, feryat ediyor. Onu bulunca Cenab-ı Hakk'ın mahiyet, yani varlığı, işte dediği gibi burada Rabbim, ilahım olduğuna imanım, izanımda, ikanımda vardır. Bu olunca o zaman onun bekasıyla benim için daim hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin gölgesi olur, daha ölmez. O zaman senin mahiyetin bu oluyor. Onu bulduğun zaman oluyor. Kendi benliğinden vazgeçtiğin zaman oluyor. Kendi benliğinden vazgeçtiğin o zaman ne yapıyor? Allah'ın varlığını hakiki manada bulmuş oluyor. Her cihette artık onu görüyor yani. Onun tasarrufunu hissediyor. Onun rahmetini, onun hikmetini, onun kudretini. Onu görüyor artık yani. Tahakkuk eder. Yoksa eğer mana ismi cihetiyle bakarsa, burada Usta Hazretleri mana ismi cihetini çok güzel bir şekilde kulasa etmiş bu şuaların sonunda. Sayfa 81'de. Mane ismi ciheti, mesela enaniyeti vücuduyu, haksız temellük, ayna darlığı bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Bir ademdir yani, bak kendi benliği vazgeçmeyince bu oluyor. Enaniyette haksız temellük etmiş oluyor. Ayna darlığı bilmemiş oluyor ve muhakkak bilmiş oluyor. Bu noktada vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Bu keşif ve keramet nedir ki şeyde tarikat ehlinde olup da hakikat ehlinde olmuyor? Keşif ve keramet mesela şurada şey diyoruz zaten onun için. Akrabiyet-i ilahiyenin inkişafında olan bir inkişafı olan, inkişaf eden bir zatta neden keşif ve keramet olur? Bak şurada söylüyorum.
deniliyor ki madem Risale-i Nur hem kerametlidir hem tarikatlardan ziyade iman hakikatlerinin keşfetine terakki veriyor. Sadık şakitler kısmen bir cihette velayet derecesindedirler. Neden evliyalar gibi manevi zevkler, keşfiyatlara, maddi kerametlere, mazhariyetleri görülmüyor? Hem onun talebeleri de öyle şeyleri aramıyorlar ve bunun hikmeti nedir? El cevap, evvela sebebi sırr-ı ihlastır. Çünkü dünyada muvakkat zevkler, kerametler tam nefsini mağlup etmeyen insanlara bir maksat olup uhrevi ameline bir sebep teşkil eder. İhlası kırılır. Çünkü amel uhrevide dünyevi maksatlar, zevkler aranılmaz. Aranılsa sırr-ı ihlas bozulur. Kerametler, keşfiyatlar tarikatta sülük eden âmi ve yalnız imanın taklidi bulunan tahkik derecesine girmeyenlere bazen zayıf olanları takviye ve sosyal şüphelilere kanaat vermek içindir ki içindir. Halbuki bizde şimdi yok zahiren. Halbuki Risale-i Nur imanı hakikatlerine gösterdiği hüccetler hiçbir cihette vesveselere meydan vermediği gibi ki enfusu okuduğum bir şey vesvesesi mertebesine çıkardı dedi insanı. Risale-i Nur'un iman hakikatlerine gösterdiği hüccetler hiçbir cihette vesveselere meydan vermediği gibi kanaat vermek cihetini de kerametlere, keşfiyatlara ihtiyaç bir kanaat vermek için de keramet ve keşfiyatlara ihtiyaç bırakmıyor. Onun verdiği imanı tahkiki keşfiyat, onun verdiği imanı tahkiki keşfiyat, zevklere, kerametlerin çok fevkinde olmasından hakiki şakitleri öyle keramet gibi şeyleri aramıyorlar. Onun verdiği imanı tahkiki hatta Kasım Layıkası'nda 15 senedeki 15 senede kazanılan imanı tahkiki Risale-i Nur 15 haftada bazılarına 15 günde verir diyor. Değil mi? 15 senede kazanılan imanı tahkiki bazılarına 15 haftada bazılarına diyor 15 günde verir. O kadar kısa veriyor. Keşfiyat, zevkler, kerametle çok fevkin olmasından hakiki şakit öyle keramet gibi şeyler aramıyorlar. İkisi de batına seyirse, ikisi de batına yolculuksa ve bu yol daha esel, daha kolaya, daha istikametliyse keşif ve keramet bir nevi batını yorumlamak değil midir? İkisi de batını yorumlayacak. Hakikat ehli de batını yorumlayacak. Hakikat ehlinin batını yorumlamasıyla tarikat ehlinin batını yorumlaması arasında ne fark var? İşte farkları burada söyledi yani. Birisinde doğrudan doğruya yani kesbi bir yol değil mi? Kurbiyet yoluyla gidiyor. Diğerinde de yani vehbi bir yol. Yani zamanla, uzun bir zaman elde ediliyor. Görmüşsün, zamansız. Mesela acizi tarikedeki, mesela diyelim ki bizim hatvedine var, aciz, fark, şefkat, tefekkür. Aciz dayı aşk gibi diyor, bu diyet tarikiyle mahbubiyete gider. Yani birisi aşkla Allah'a seviyor, muhabbetle Allah'a seviyor. Muhabbetle, dediğim gibi Vedud ismini mazhariyetle bir terakki ediyor. Kendisi Allah'a seviyor. Fakat sahabe mesleğin velayet kübra mesleğinde ise yani aczini anlamakla Allah'ın seni sevmesi var. Bak mahbubiyete gider diyor. Aciz tarikiyle bu diyet tarikiyle mahbubiyete gider. Mahbubiyet. Allah'ın seni sevmesi. Aczini anlamakla Allah'ın seni sevmesi var. Bir de senin Allah'ı sevmen var. Bir tanesinde keşif ve keramet gaye oluyor. Evet. Ötekisinde ise Allah gaye oluyor. Evet. Güzel, çok güzel. Öyle. Çünkü nefsin hissesini alıyor da. Tabii. Yaptığı bir şeyi arıyor adeta. Yani doğruluğunu biraz da itimatsızlık var öyle. Yani yaptığı ubudiyeti, evrat ve eskârı, çileyi ne oldu? Hani bunun neti bir şey var mı yani? Acaba doğru muyuz diye. Bu sefer Allah'ça onaylanmak istiyor. Yani
keşif-i kerameti, keşif-i kerameti için istemeyenler de var. Niçin istiyor? Yaptığı ubudiyeti, kesbettiği o haletin onaylanması anlamına geliyor. Tasdikini istiyor. Şekerleme babında değil mi? Şekerleme. Şekerleme de şu. Yani zevk alacağım diye değil. Onlarda ihlas yok. Var ama. Yani yaptığım bir şeyi, mesela ben İslam abi vefat edince böyle bir haletim olmuştu. Acaba insan da işte çeşitli derelerden girip çıkıyor, vadilerden. En yakın şeylerim gidince dedim ya, acaba bizim burada yaptıklarımız oralarda nasıl gözüküyor? İnsan istiyor böyle bir şey. Evet. Mesela onu görünce rüyada. Peki ya tasdik, yani onaylanmak istiyor yani, bu sevk alayım diye değil. Bu da var. İkinci sebebi bu. Birincisinde gaye oluyor. İlk yeni başlayanlarda almak değil. Keşif-i keramet gaye oluyor. Terakki edenler ise kamili artık aşmış. Bu sefer onaylanmak istiyor. Evet. Mesela Allah beni sevdiğini ancak böyle biliyor. Oysa Allah'ın sevgisi Allah'ın sevdiği yöntemin içindedir. Yani sünnet-i seniyededir. O zaman Allah'tan artık beni sevdiğini oy göster diye bir talebin olmuyor. Mesela sünnet-i seniye üstad delimler ne diyor? Siz onu severseniz ta ki o da sizi sevsin. Yani muhabbetullah'a sünnet-i seniye itibar ediyor. Siz onu severseniz ta, demek ki sünnet-i seniye itibar etmek, onu sevmiş oluyorsun diyor. Onun bizi, Allah'ın da bizi sevdiğini ölçü. Siz onu sev, tak o da sizi sevsin. Demek ki bir sünnet itibar etmemiz nispetinde Allah bizi seviyor. Evet. Böyle diyor. Bir de şu var. Biraz önce okudum mesela. Bendeki aşkı beka, bendeki bekaya değil. Evet. Tamam, şimdi ölüm korkusuna çaredir şu cümle. Ölüm korkusu niye olur? Ölüm korkusu o aşkı beka kendi bekasına gösterdiği için, o aşkı beka var insanda, herkeste var. Aşkı beka var. Kime verecek bunu? Yani insan cibili olarak nefsini sever. Kendi bekasını arıyor. Kendi bekasına bakıyor ki emsalleri gidiyor, hastalıklar başlıyor. Aynen. Bu sefer çıldırıyor ya. Peki ne kadar çıldırıyor? Aşkı beka hissi kadar. Ölüm korkusu olur. Peki bunu bendeki aynadaki şeyi, güneş aynada gözüküyor ama aynadaki güneşe sarılıyor. Semadaki güneşi görünce kendisini ortadan kaldırıyor. İşte hem ölüm korkusu da gidiyor. Sen varsın, sen varlığın yetiyor diyorsun. Şimdi bu seyr-ü sefer ederken bir tanesinde akıl devre dışıdır. Mesela keşif-i keramet tasavvufta akıl esas alınmaz. Yani devre dışı derken hiç sıfır değil tabii de, gayet değil yani hiç aklı. Hatta emrazı kalbi olarak görür aklı çalıştırmak. Onun için aklı iptal etmek yoldur. Tasavvufta daha çok, yani akıl yok mu olur mu? Akılsız zaten tasavvuf yapamaz da, onu kastetmiyorum. Kalbi esas almıştır. İtaat var abi daha ziyade. İtaat mesela, itaat. Nerede i̇taat var. Bunu 96. sayfa Emir Dağ'ın bir de evrak ve eskar şeyinde diyor. 96 olacak, kaçar. Evrak ve eskar ve ubudiyetten ziyade diyor hakikat yolu. Başta okumuştuk yani. İlim içinde bir hata yol atmış. Ha, ilim içinde bir hakata. İşte orası bakıyor. Ama burada peki aklı esas alanlar kalbi bırakmış mı? Bu da nakıs. Mesela Muhittin Arabeyçimiz Hazır bak ki akıl hakaik imanla inkişaf edemediğinden, kalp çok inkişaf ettiğinden aşkı vaslı diyor. Vahdet vücut meşrebine saplandı diyor. Tabii mesela orada mektubattaki anlattığı ya Fahrettin Razi Muhyiddin Arabiye meselesini, bir tanesi ilmi kelamcı, bir tanesi tasavvufçu. İkisinin de tutundukları şeyine bakarsan doğru.
zaten oradan bir üçüncü bir yol çıkıyor. Yani aklı esas alıp kalbi ikinciye koyan ilmi kelamcı var. Tasavvufçular ise kalbi esas almış, ikinci derecede aklı bırakmış. Ama sünnet-i seniyye, cadde-i kübra, sahabe yolu ise ikisini cem etmiş. Çünkü insanın hatırına geliyor. Bir tanesi, ikisi de aklı, Fahrettin Razi. Aklı esas almış. Kalbi esas alana diyor ki, vahiy diyor, akla hitap etti diyor, sen bunu ihmal ettin diyor. Veya böyle garip garip şataklar çıkıyor yani. Ya bu mevcudatı olsun diyor. Vesaire. Veya ötekisi de aynı şey diyor. Seni diyor Allah ilmen bilmem. O zaman en güzel işte ustad diyor ki işte burada yoruluyor insan. Bizar oluyor. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya. İkisi de cemi, akıl ve kalbin cemiyle. İnsanın kamil odur ki diyor ya, eğilmeyi de şey yapıyor. Evet. Kalptir kumandan da... Peki nasıl anlayacağız? Mesela ben bunu nasıl anlarım? Bunu nasıl anlarım? Yani akıl ve kalp cem olduğunu nasıl anlar bir nur talebesi? Güzel bir soru. Tamam. Tamam da bu Risale'de bu meslek var. Ama sende var. Benim anladım. Ben bunu çok sordum kendime. Evet. Mesela kimisi böyle... Ya, yalnız değilsin abi. Öyle mi? Kimisi münzevi olarak böyle evrat, esker böyle dersleri zoraki gider. Hakikaten evliye yazime yani böyle. Riyazeti var, az yer. Böyle ilginç kardeşlerimiz var, abilerim var, ben biliyorum ya. Mesela günde 3 tane zeytinle idare edeni ben biliyorum. 3 tane. Böyle bir mübareklik var yani. Böyle. Bir tanesi de var. Pek haramlara dikkat ediyor da, onun gibi haramlara fazla dikkat etmeden hizmet namı altında, doğru yani, hakikate koşturuyor. Mesela öğretmenler. Değil mi mesela? Seminerler verenler. Bunlar bulaşıyor yani. İster istemez günaha bulaşıyor yani bu. Bizim söylememiz değil. Bu böyle. Ama ötekisinin dünyasında böyle bir şey yok. Bu adamın bir günde gördüğü günahları, o birincisi o var ya böyle bizim kardeşimiz böyle, münzevi olan, onda ömründe veya senede bir gözükür. Peki hangisinin için doğrudur? Doğru mudur? Ve çoğaltıyorum soruyu. İnsan, yani bir nur talebesi, aklını kalbini birleştirip, ikisini cem edip de gittiğini nasıl anlar, sarı olması lazım. Kendim ben sordum soruyu. Bunun delilini şöyle buldum. Sırf Risale-i Nur'u akıl cihetiyle inkişaf edenlerle ortaya çıkan meziyetlere baktım. Sırf kalbi olanlara baktım. Üç tane İslam'da meslek var ya, aynı yöntem Risale'de de cari olduğunu gördüm. Kur'an'da cari olan bir yol, Kur'an'da cari olan bir meziyet, Risale'de de caridir. Çünkü Kur'an'dan telaş etmiştim. Kur'an'ı bir yol, üç tane ise Risale-i Nur'da da üç tane yöntem var. Bir, Kur'an'da, şimdi İslami değil mi? Aklı esas alanlar, kalbi esas alanlar, sahabe yolu ikisini cem edenler. Şimdi Risale-i Nur'da da aklı esas alanlar, sırf kalbe esas alanlar, ikisini cem edenler. Şimdi aklı esas alanlarda pek o kadar takva gözükmüyor. Hizmette aşk, hamiyet fazla koşturuyor. Tasavvufta da öyledir. İkisini cem edenlerin en büyük meziyetleri, ya ki zaten en büyük demeyeyim, olmazsa olması. Kaçınılmaz bir sıfatı var ki enfusidir. Biraz önce de okuduk, en kolay, en az bir tefekkürle, az bir tefekkür en kolay. Mesela ilmi kelam tarzına akıl cihetiyle giden nur talebesi, akıl çok çabalıyor, kainattan tefekkür ediyor. Kainatı tefekkür ediyor. Yani çiçekleri, yaprakları, yani hakikaten zorlanıyor. Hepsini cem etmek. Tek tek tefekkür ediyorsun, sonra ikinci bir yöntem geliyor. Hepsini tek potaya toplayacaksın. Bu hakikaten zor. Yani... Elme bir insan geniş olmasından zor. Zor. Çünkü tefekkür edebilmesi için önemli. Her nevin lisanı geniş yani.
Ötekisi ise böyle hal yaşadığı için, hal yaşıyor ya böyle, meczup var bir şey böyle. Bir de bir şey anlatınca şey yapmaz. Peki ne yapar? İkisinin cemi olduğunu nasıl anlayacağız? O soruyu da soracağım. Enfusi tefekkür. Hemen yanındaki hem çok kolay az bir tefekkürle elde ediliyor. Peki bunun o ehli olduğunu nasıl anlar kişi? Şimdi bu da güzel soru. Evet. Herkes kendisini ben ikisini cem etmişim nasıl anlar? Böyle şey olması lazım. Alametler olması lazım. Bir, enfusi tefekkür, yani akıl ve kalbi cem etmiş bir nur talebesinde insanlık dünyasına bakışı bir taraftır. İman tarafıdır, küfre karşıdır. Nur dairesi içerisinde re yoktur, bir taraftır. Tarafı yoktur. Yani cemaat taassubu yoktur. Bağnaz değildir. Geçimsiz değildir. İnsanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanandır. Yani şöyle cümle kursak olur mu? Bütün mertebelerden bakabilen, çünkü enfusu olduğu için, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların farklılıklarını kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. Yani bütün mertebeler, çünkü niçin bütün mertebelerden bakabilen? Enfusi tefekkürde işte baktığı zaman görecek ki bir isim galip olursa adam dışarıda onun tasvibini yapıyor. İçeride bir bakıyor ki bütün isimler aynı seviyede. Melek şeytan aynı. Tamam mı? İçeride enfusi tefekkürde hemen yanı başında. Akribetin ilahi inkişafı olduğu için az bir tefekkürle kendisiyle meşgul iken aslında o meczupvari bir hal değil. Hizmette aktiftir ve hareketlendirir de. Ama bunlar da en kesin şey kucaklayıcıdır. Dışlayıcı değildir. Mücadele etmezler. Mücadele. Yani ben külliyatta sayıyorum. Külliyatta topladım bunları. Buradan. Yani maddi mücadeleye gitmezler. Münakaşa etmezler. Geçimlidirler. Mutasip en önemlisi böyle cemaatlerdeki meşrep var ya gruplara. Asla taassubu yoktur. Zerre kadar taassubu olursa bütünsel değildir. İçsel, nakıs bir içseldir. Çünkü anlayış farklılığı olduğu cemaatler yani olduğunu oluyor. Sonra hayattaki bakışları ise Allah canibinden kudretin azamet altına baktıkları için başka bir tanesini söylüyorum. Siyasi şeyleri takip etmezler. Siyasi. Ustad mesela haramdan kaçmaktan daha fazla söylüyor. Siyasetten kaçın diye. Siyasi haberlerden uzaktır. Başka? Terkleri kuvvetlidir. Zahirdeki evrat eskarına şeydir, mutamildir. Birbirlerinin başka bir nur tanesi, şey yapmazlar, şikayet etmezler. Ümmetçidirler. Şöyle derler. Milliyetçi olduğun kadar ümmetçi değilsin. Ümmetçi olduğun kadar milliyetçi değilsin. Öyledir yani. Bu kuraldır. Toparlıyorum gene. Öyle. Bir, siyasetten uzaktırlar. Cem ettiğine alamet. Terkleri kuvvetlidir. Fedakardırlar. Bağnaz değillerdir. Birbirlerine gıybet şeylerini kulak şarp açmazlar. Ondan sonra taassubu yoktur. Yani kendi cemaatine taassubu vardır. Nurculuk cemaati. Yani grubuna taassubu yoktur. Hatta farklı grupların ona zenginlik kattığı gibi böyle bir yaklaşık olarak 30-33 tane sıfat bulmuştum. Mesela ihlas esas alırlar.
sadakata göre hareket ederler gibi. Üzerlerinde de esastır ama bunların en öne çıkan şeyi enfusçidirler. Taassupları yoktur. Terkleri kuvvetlidir. Siyasi arenalarda meşgul olmazlar. Hatta bir tanesi öyle diyordu. Diyor ki ancak diyor Ömer bin Abdülaziz Emevi gibi siyasi olup da hakikati, dini üstün görmek. Yani o ortamda olup. O güneş gibi iman lazım ki diyor kalp boğulmasın öyle. Bu ihtiyacı susmasın. Enfusçilerin başka bir özelliği de yine hatırıma geldi. İhtiyaçları susmuyor. Yani akıldan çıktığının alameti odur. Yani akılcı olmadıklarına dilin, ülfetleri yoktur, ünsiyetleri vardır. Bak ikisini ayrı kullanıyoruz da. Mesela Risale'nin akıl hakim olan kişilerde ülfeti olur. Kalptin gidenin ünsiyeti olur ama iletişimi zayıf olur. Yani kişiler arasındaki ilişki zayıf olur. Kapçılarda daha şeyle zayıf oluyor. Çünkü kendi susu dünyasını daha çok emret verdiği için birbirini de itham ederler yani böyle de. Mesela öğretme ya böyledir anam görüyor, enfusçiler böyle bakmıyor. Yani enfus de terkleri olduğu için ülfet belası yoktur onlarda. Usta bir şey diyor, insanın fikren dalalete atar diyor. Ülfet ilim değildir. Değildir. Mesnevidir yani. Bir de muhakimatta da satar, yani nazar-ı sahte diyor, zulümattır. Evet. Nazar-ı sahte zulümattır. Yani seni kendi kuyuna atıyor. Lemat'ta da şey diyor, zulümat kalbidir, dalalet fikridir. Allah. Ne de diyor onu? Lemat'ta. Lemat. Evet. Sözleri sağlık. Demek ki o zaman ülfet, fikren insanı dalalete atıyor. Nazar-ı sahte de zulüm kalbine zulümata atıyor. Toparlarsak böyle. Risale, şey, Kur'an'da cari olan bir kanun, nasibe mensuhu yapmıştım. Biraz fazla şey, o yaptım ama Risale'de gösterdiğim, Kur'an'da gösterdiğim için hiç ses gelmedi. Kur'an'da cari olan bir şey, Risale'de de caridir. Çünkü Kur'an'dan teraşüh etmiş, icaz manevisidir. Kur'an'daki temelde anlayış yolu üçtür. Tasavvuf, ilmi kelam, sahabe. Bunu 5. mektupta da anlatır malum. Sahabe yolu, akıl kalp cem etmiş demektir. Risale-i Nur'da akıl hakim olanlar, kalbe hakim olanlar, ikisini cem edenler. İşte ikisini cem edenler daha çok konuşuyor. Ben o muyum? Enfusçidirler bunlar, tek kelimeyle. Enfusçidir. Enfus olabilmesi için zaten zahir seyahati Ayet-i Kübra'nın 1. mertebesini bitirmesi gerekiyor. Batına geçecek. Batında şahit olduğunu esas almıyor. Bu sefer kucaklayıcı oluyor. Yani dışarıda bir isim, mesela Vedud ismi hakimken, içeride bu isimlerin hükümlerini gördüğünden dolayı herkese nazar musama diyor ki, bakıyor. Bu adam bu ismin şeyinden. Mesela Hadi ismine mazar olanlar, çok koştururlar, çok onun eliyle nurları tanıyan olur. Kendisi ama pek arpa boyu kadar ilerleyemiyor. Senelerden beri o zatı tanıyoruz. Adam getirip götürüyor. O kadar adam getirmiş ki. Onun getirenler abat olmuş, dev olmuş. Çok kişi getiriyor. Kendisi işte 5-10 dakika ancak zarureti kurtarıyor. Sermaye kurtarıyor. İnkişaf edememiş fazla. Bu Hadi ismi. Hadi ismi mazar olanlar böyle olur. Vedud ismine mazar olanlar ise Vedud ismi. Kendi aletini yaşıyor daha çok. Hakim A çekiyor. Hakim İ çekiyor. Enfus oluyor. Hem dış dünya hem iç dünyayı cem etmesi. Enfusçu işte olmanın. Akıl, enfusta akım hakim olduğuna delil nedir? Enfusçilerde akılda çalıştığına delil nedir? Terkleri vardır. Bir insanın terkleri ne kadar varsa aklı o kadar çalışıyor. O kadar çalışıyor.
Bir insanın evrat ve eskârı, zikirleri, ibadeti, tesbihatı, derslere gidişi, derse gitmemek için çok bahane var. Hiç bahaneye sığınmazlar. Sığınmamalı. Kalbi çalıştığını gösteriyor. Bir daha enfüsçü olduklarını deli. Terkleri varsa akıl çalışıyor. Derslere gitmesi, evradı, eskârı, ubudiyeti, kaza namazları, bunlar yani takvası ya, günahlar takvası derken terklerin iki ana kolu var. Defi mefasit, terktir. İtikada ait şeyler. Terk-i kebair, günahlardan uzak. Bu enfusçidirler. Enfusçilerin en büyük özelliği, işte mutasip değillerdir. Kucaklayıcıdırlar. Hatta ne kadar itham altında yapsalar bile mukabeli bir misille cevap vermezler. Sünnet-i seniyeyi alemlerinde yaşarlar ve ülfet belaları yoktur. Ülfet şeyi ve bunlarda pek yoktur. Hatırıma gelin ama 33 tane enfusçilerin maddesini, bir tanesi en bariz öne çıkan bugünlerde lazım, siyasi şeylerde pek meşgul olmazlar. Çünkü ev meşgul olmanın emniyetine göre içeride pek siyaseti, Kastam'daki tane mektup var bununla alakalı, şöyle diyor: Eylül dünyanın nazarında, oysa şeriat hakim olmasını isteyene Eylül diye denilir mi? Bir de şey diyor, Eylül dünyanın nazarında, bir de bir tabir kullanıyor öteki mektupta, 193'te mi neydi? Yani şey, siyaset İslami'yi birinci derecede görenler Eylül dünyadır diyor. Onun talebesidir. İmani hizmete göre siyaseti birinci planda görenler Ehl-i Dünya'dır diyor. Ehl-i Dünya'nın nazarında bir tane de vardı ya böyle. 193-196. sayfada Ehl-i Dünya'nın nazarında diyor. Bir mektupta ötekisinde de hayat perest insanlar nazarında. Hayat perest insanlar. Hayat perest olur mu Nur talebesi ya? Hani İslam hakimiyetini, Allah şeriat gelsin istiyor. Ama imani hizmeti ikinci derecede gördüğü için hayatperesttir. Hayatta İslam'ı görmek istiyor. Evet, ben anlatıcı yapacağım bu kadar. Evet. Burada şey diyorsun. Eğer hakikat, hakikat ve marifetullah'ı bulmak için diyor. Kesret değerini unutmaya çalışıyorlar. Kesretten bahsedin ve terk etmesi gerekiyor. Evet. Yani terkleri ne kadar çok olursa, mesela takva neydi? Menyattan ve günahlardan iştinab etmek. Menyat ve günahlar nedir? Menyat, defi mefasittir. Günahlar terk-i kebairdir. Yani birisi böyle itikada ait, itikat var ya, itikada ait, dima ait, o defi mefasittir. Terk-i kebair ise kalbe ait olan zinadır, içkidir, haramdır, televizyon, internet malum şeyleridir. Yani kebair fiildeki olanlardır. Terk-i kebair fiilde olanlardır. Defi mefasit, seni ifsad eden, seni ortadan kaldıran, mesela yalan. En büyük şey, insan, hani Allah Resulü diyor ki, benim şey, ümmetimde şu günah olur ama yalan demez. Yalan insanı ortada kaldırandır. Mesela meşgul oldum. Haset insanı kuyuya indirir. Taassup seni cahil bırakır. Hapsolursun odanda. Senin bildiğinle kalırsın. Taassup. Tenkit ise seni hapseder. Yani hasetle tenkit hapishaneye benzetiyor. Haset, Yusuf Aleyhisselam'ın 11 tane kardeşi kuyuya indirme sıfatı neydi? Haset. Haset etti. Mesela şeytan kuyuya niye indi? Haset etti. Haset insanı kuyuya indirir. Tenkit etmek hapsettirir. Ama hakikati işletmeyen bir şey olarak. Mesela İnsaf işletirse hakikate rendeşler diyor. Evet, insaf. Bu enfusçilerle şey aslında çok o kadar bariz ki.
Mesela papağan gibi ders yapıyor ama bir bakıyorsun hayatında takva fazla çalışmadığı için evradı yok, tesbihatı pek ihtimam etmez. Tamam mı? Ayaküstü bir şeyler yapar. Ötekisi de böyle şey yapar ama en güzel işte lisanında da işte makbul olan şey, istenilen esas gaye, iki akıl ve kalbin cemi olan enfus yolu. Hem kolay, hem asli tefekkürle elde ediliyor. Hakikat insaniyesine göre hareket ediyor. Hani hakikat insani 11 madde var ya, şey 18 madde. Bab, aynı zamanda bab-ı insaniyet şeyi de hakikat insaniyi gösterir. 11. hakikat, hakikat insani haritasını gösterir ama şuradaki çok açıktı. Şu 147 emirdağındaki insani şifreler. Evet, şifre. Şifre diyor değil mi? Hmm. Hakikat insani şifresi. Yani enfus şeydir. Burada eğer bittiyse kesebiliriz. Burada tamam mı? Allah rızası için ekle diyoruz.